Günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini yorumlamak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhabalar diliyoruz efendim. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydınlar olsun. Tekrar görüştük. Kavuşturana şükür olsun. Kavuşturana şükür olsun. İdare etmeye çalıştık. Şükür kavuşturana. Şükür kavuşturana. Estağfurullah. İdare etmeye çalıştık. İyi idare etmişsiniz. Boşluğumuzu doldurmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ama bu aciz kulunuz fakir bu kadar yapabildi. Net bir şekilde doldurduğunuzu, doldurabildiğinizi tahmin edebiliyorum. Yılların birikimi bu kuvve-i natıkası dedikleri hitabet gücünün, bu sanatın, bu güzel Meral Sonuç, bu kişiler falan. Neyse abi, konumuza geçebiliriz. Neyse geçelim. Mecburi bir kişiler olacağı için. Peki. Hoş geldin. Sağ olsun. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a gitmişti. Evet. Gidiş gerekçesi Azerbaycan'ın kurtuluşu törenleriydi. Nuri evet. Paşa bu vesileyle bir kere daha hayırla iade edelim. Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Kutlu Amare'den sonra bu vaziyette tarihimizin güzel anlarını tekrar canlandırmak, tekrar hatırlatmak, umudu tekrar duyurmak bakımından önemli. Kutlu Amare bilmiyorduk, öğrendik. Nuri Paşa'yı da hani kamuoyu olarak az biliyorduk. Daha çok bileceğiz, öğreneceğiz. Azerbaycan'ın kurtuluşunda Osmanlı ordusu kumandanı. Dönüşünde gazetecilerle gündeme ilişkin sohbeti vardı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkanı Erdoğan'ın gazetelerin manşetlerinde zaten bu meseleler var. Birinci mevzu bu İş Bankası meselesi. CHP'nin yönetim kurulunda yer alması. Evet. İkinci mevzu Katar'dan hediye edilen uçak meselesi. Bununla ilgili konuşmaları var Cumhurbaşkanı İdlib var. Erdoğan'ın. Ve esas önemlisi, en önemli mesele siyasi gündem olarak ya da uluslararası gündem olarak İdlib meselesi var. Soçi'ye geçecek. Soçi'de Cumhurbaşkanı bugün de değil mi? Bugün mü, yarın mı? Bugün. Bugün tabii bugün. Pazartesi bugün. Putin'le Kıbrıs var. Konuşacak. Kıbrıs meselesi var. Asker azaltın mevzusuna vermiş tam tersi, olduğu tam tersi. Sağ olun, ne azaltması kardeşim, çoğaltacağız. Nereye azaltıyorsun? Var. Aynen öyle. Bunlara başlayalım istersen. Evet. Havalimanı meselesi var. Yine havalimanı. Onları konuşacağız. O önemli. Evet, havalimanında provokasyonlar var. Sabotajlar var. Çekemeyenler var. CHP'nin durumu var. Buluştular, tekrar bir araya geldiler. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Herkes farklı yorum yapıyor. Uçakla başlayalım. Ama uçakla başlayalım tabii ki. Uçaktaki konuşmaları bugün çok enteresan. Yani bugün uçak konuşmaları hani genelde iç siyaset ve dış politikayla birkaç böyle spontan cümleyle tartışırdık ama farklı konularda çok çarpıcı açıklamalar var Sayın Başkan'da. Farklı konularda. İç siyasete dair, İş Bankası gibi yıllardır tartışılan mesele. CHP'nin neden orada 4 tane yönetim kurulu üyesi var? Ne yapıyorlar orada? Gerekli mi, gereksiz mi? Yani veyahut da gerekli gereksiz dışında niye var sorusu var. Onun dışında tabii İdlib meselesiyle ilgili de çok, bence çok kıymetli şeyler söyledi. Biraz da böyle sanki böyle hani biz yıllardır bunu söylüyoruz ya Murat, sen de bunu çok ifade ettin, ben de söyledim. Sadece biz değil tabii, birçok aklı selim aynı şeyi söylüyordu. Hani herkes Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor. Hani bak, oturdum masaya değil mi? Japonya'dan başla Şili'ye kadar, Marshall Adaları'na kadar herkes ne diyor? Aman efendim, bir ülke toprak bütünlüğü. Bununla ilgili çok enteresan bir şey de bulundu. Yani tamam dedi, hepimiz de toprak bütünlüğünden bahsediyoruz da hepiniz oradasınız. Hadi hep beraber çekilelim. Madem çok bütünlükten bahsediyorsunuz, hep beraber gidin bari bu ülkeden. Koalisyon güçleri var. ABD başta olmak üzere. Rusya var. Beni rejim çağırdı. Ben onun için oradayım. Herkes var. Sınırımız bizimle bunların ve bütün göçmenler bizde. Bütün dünya toprak bütünlüğünden bahsediyor. Aslında bütün dış politikanın özü bu kadar. Yani üç cümleyle bitecek bir iş. Normal şartlarda hani uzaydan gelsen, çünkü uzaydan geldiği için nötr bir şekilde gelsen, uzaylı olsan, baksan Suriye'nin durumuna, kimler var diye. Mesela Danimarka ve İsveç var. Yani 150 kişilik ekipleri olmak üzere. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya var. Hani o koalisyon güçlü dediğin bütün bu unsurlar orada. Başlarında ABD çekiyor. Onların da bir de şey var, silahlı güçleri var, YPG, PKK. Onları besliyor sürekli silahla. Evet, Rusya var, üssünü kurmuş orada. Laskiye bütün Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i kontrol edebiliyor. Evet, tamam, ne diyor herkes? Suriye'nin bölünmez bütünlüğü ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Toprak bütünlüğü çok kıymetlidir. Tamam, biz de çok kıymetli diyoruz ama biz Kilis'e, Maraş'a, Reyhanlı'ya başımıza füze yedik. Çünkü benim sınırım da bu. Ben başıma füze yedim. Sen yedin mi Amerika? Benim yok. İsviçreli veyahut da Danimarkalı arkadaşım. Geldi mi hiç sana füze falan? Yok. Ben bana burada 3 milyon insan bana geldi. Ben onlara bakıyorum. Ekonomi ağırlığı var. Bunun güvenlik riski var. Hepsini ben kaldırıyorum.
ama toprak bütünlüğü çok önemli. Çekilin gidin kardeşim o zaman. Bir cümle daha, bir cümle hepiniz daha. Hepiniz çekilin. Toprak bütünlüğü meselesi ya da işte terörle mücadele meselesinden bahsediyoruz. Rejim terörüne kimse bir şey demeyecek mi? Orada bir terörist devlet var. Bu bir. İkincisi, toprak bütünlüğünden bahsediyorsunuz. Bir tanesinin 22 tane üssü var, öbürünün 5 tane üssü var diyor. 22 üssü olan Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun. 5 tane üssü olan da Rusya. Evet. Bunlar ne olacak? Yani toprak bütünlüğü, toprak bütünlüğü. Oradaki mevzu düzeldikten sonra ya da görüşmeler çözüm ulaştıktan sonra bu üslerin falan mesela kaldırılmasına, biz bu kadar dibimiz tabii olmasına, bu kadar şey yapmamıza tabii rağmen bunları şey yapmadık. Ve Rus bizi Suriye çağırdı orada diyor. Yani hani herkes şeyden bahsediyor. Yani herkes bir sayıkla var orada. Yani Rusya beni çağırdı diyor. ABD diyor ki benim güvenlik meselem diyor. Bak ABD diyor ki okyanus ötesinden, niye diyorsun, senin neyin var Suriye'de, hangi güvenlik? DAEŞ var. Temizledik. Nasıl temizlendi gösterdik 3 ayda. Doğru. Senin eski başkanın diyordu ki bu 15-20 yıl sürer DAEŞ'le mücadele. Ya nasıl bir projedir bu? Çünkü 15-20 yıl daha bizim burada işimiz var demeye ihtiyacı var. İhtiyacı var. Ya ABD kendi güvenliğinden bahsederek oradaki PKK, YPG unsurlarına bayrağını verdi. Şeyde geçsin diye. Rusya bakıyorsun rejim beni çağırdı. Doğu Akdeniz'i kontrol ediyoruz. Oh ne güzel. Bakıyorsun İran diyor ki arkadaş burası benim etki alanım. Ben Şiilerin Türk dünyadaki lideriyim. Benim etki alanım burada Şiiler var. Esed de Nusayri. O da Şiidir. Ben de başka bir bağdan dolayı oradayım. Tamam. Irak diyor ki arkadaş benim güvenlik sorunum. Ben de buradaki Şiilerle oraya destek yaparım. Türkiye diyor ki arkadaş hepinizin güvenlik sorunu. Zaten güneyimde paramparça bir durum var. Tüm dünya orada. Diyorsun ki eğer burada sorunlardan bir tanesi daha ise biz Afrin operasyonunda gösterdik. Yani aylar içerisinde şehit verme pahasını yaptık bunu. Siz yaptınız mı, yapmadınız? Şehit verme pahasına kendi güvenliğimiz için. Çünkü bizim başımıza Irak'tan, Suriye'den füze geldi ya, füze geliyor. Yani otururken kilisten bakıyorsun füze geliyor. Yani ben vatandaşımı korumak amacıyla tabii ki gireceğim. Tabii ki orada operasyon yapacağım. Ne yapacağım ama oradaki teröristleri imha edeceğim. Ettim mi ettim. Siz koalisyon güçleri 14 tane ülke, bütün Doğu Akdeniz olmuş. Dikkat etmeseler çarpacaklar yani gemiler. Her tarafta koalisyon güçleri. Evet. Ya kaç yıldan beri ne yaptınız orada? Hiçbir şey yapmadınız. Türkiye günler içerisinde, aylar içerisinde Afrin operasyonunu bitirdi. Ve o diğer taraftan da diğer daha da büyük olan tehlike, 30-40 yıldan beri mücadele ettiğimiz, terör belasında mücadele ettiğimiz bu YPG, PKK unsurlarını da Fırat Kalkanı'yla hallettik. Nasıl yapacağını ve diyor, her defasında diyoruz ki eğer hakikaten samimiyseniz gelin beraber imha edelim. Hani madem DAEŞ'e karşısın, abi ortada AB yok. Ben DAEŞ'e mücadelem, ABD yok. PKK'ya mücadelem, ABD zaten şey veriyor, silah veriyor. Hakikaten siz ne yapıyorsunuz orada ya, Orta Doğu'da? Yani Erdoğan'ın, başkanın bu isyanı, bu çerçeve bence bugün de gerçi Suçi'de Rusya'yla bir konuşması var. Ve hala insani durum peşinde Türkiye. Yaptığımız, operasyon yaptığımız bölgelere bize gelen mültecilerin tekrar geri istihdam edilmesi, orada yerleşmesi konusunda mücadele veriyoruz. Türkiye daha ne yapsın size ya? Yani ABD oradan bağırıp çağırıyor bir de hala. İdlib için diplomasi harekatı, Star Gazetesi'nin bugün manşeti, uçak dönüşü. Yakup Köse'nin imzasıyla yayınlanmış. Tahran'da ısrarla dile getirdiği İdlib'de siyasi çözüm için diplomasi harekatı başlatan Erdoğan bugün Soçi'de Putin'le, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de, Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ardından Almanya'da Merkel'le İdlib için çözüm arayacak diyor. Evet, yani bu görüşmeden... de sonuna kadar da bu alanı bırakmıyoruz Murat. Yani diplomasi konusunda diyor ki Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuyor, ABD'ye, Avrupa'ya, tüm dünyaya diyor ki arkadaş biz terörle mücadele ediyoruz. Sadece teröristlerle mücadele ediyoruz. Bunlara silahları kim veriyorsa vermesin. Silahları buraya götürmeyin. Buradaki adamlar bana ateş ediyor. Ben son birkaç yıldır ne yapıyorum burada? Sizin kurguladığınız, sizin planladığınız, ki planlarınız hepsi deşifre oldu. Hepsi deşifre oldu. Bütün pislikler döküldü ortaya. Rakka'da gördük kardeşim. Ellerinde silahlarla DAEŞ'lileri oradan tahliye ettiniz. Yani göz göre göre, hani DAEŞ'ler ölmesin, teröristler yaşasın da değil tabii, onu da biliyoruz. O DAEŞ'lerin, tahliye ettiğiniz DAEŞ'lerin içerisinde onlarca, yüzlerce, binlerce ajanlarınız vardı, ondan tahliye ettiniz. Çünkü Çin asıllı Amerikalı, doğru, Çek asıllı Alman, bilmem ne asıllı bilmem ne, teröristlerinizle tahliye ettiniz oradan.
Doğru. Peki, diğer başlığına geçelim işte. Uçakta. Çünkü bugün bayağı bir birikti toplandı, onları konuşacağız. Akşam gazetesinin manşeti, siyasi partinin bankası mı olur? Olmaz tabii. Güneş gazetesi de yine aynı başlıkta bugün çıkmış. O hisseler hazineye demiş. Güneş gazetesinden okuyorum. Başkan Erdoğan Azerbaycan ziyaret dönüşü kendisine yöneltilen bir soru üzerine CHP'nin kanunlara aykırı şekilde İş Bankası'nda hisse sahibi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bu pay siyasi partiye verilemez, hazine alabilir dedi. Atatürk'ün şahsına aittir. Bunlar ne iş yapar? İncelenmeli. Bu yönetime 4 üye atama meselesiyle ilgili. Bugün de malum okullar açıldı. 18 milyon öğrenci başladı. Çok büyük bir rakam ya. Hemen öncesinde biz yayına girmeden birkaç dakika önce onu hazırlıyorlardır arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bununla ilgili cevabı var. Onları da hani yayın içerisine yetişirse aktaracağız. Çünkü bu uçak meselesine de takmış vaziyette. Bu hisse meselesini, İş Bankası meselesini açıklıyor. Biz oradan para almıyoruz, etmiyoruz. Orası işte Türk Tarih Kurumu'na, Dil Kurumu'na falan gidiyor diye. Buna bir cevabı var. Ama soru net. Siyasi partinin bankası mı olur? O hisseler hazineye diye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşünde bu yıllarca soru üzerine bu cevabı verdi. Bu sadece bizim sorduğumuz ve şu anda tabii ki başkan dile getirdi bunu. Hani mesele demek ki sorulmuş. Mesela orada bir şey sorulmuş. Ama böyle bir gerçeklik de var. Şimdi siyasi partisin. Hani her bir şey söylemiyorum. Niye bir şey söylemiyorum? Çünkü yaptığınız bir sürü zırva. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim tek görebildiğim şey bir tek parti dönemi, bir de son yaşananlar. Arada bir sürü tarih var işte, 60 darbesi, 80 darbesi. Tamam, peki bir siyasi parti, çok köklüyüz, çok eskiyiz, çok deriniz. Milli mücadeleyi biz başlattık. Biz olmasaydık olmazdınız falan gibi. Şimdi bu böyle bir parti. Diyor ki arkadaş, benim diyor bu İş Bankası'nda 4 veya 6, emin değilim ama 4 herhalde. 4. 4 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu bankayla ilgili tasarruflarda benim de %28 payım var. Tasarruflar. Niye? Yani bir bank, bak normalde devlet bankası veyahut da özel sektör, özel bankacılar. Bildiğim kadarıyla, yani yanlış bilmiyorum umarım, bakarım sana konuşurken şöyle, ama yıllarca bunun şeyini aldı diye hatırlıyorum ben CHP. Daha aldı sonra işte, bununla ilgili lazım. Olarak bir mahkeme süreçleri falan devam etti. Türk Tarih ve Dil Kurumu'na hisselerin devri ya da oradan elde edecek gelirin devri Atatürk'ün vasiyeti gereği şey yapıldı. CHP'nin bununla ilgili uzun süren bir mahkeme süreci yaşadığını ve bundan gelecek geliri partiye aktarılması hususunda çabaladığını biliyoruz. Biliyorum, en azından hatırlıyorum onları. Detayına bakarım şimdi birazdan. Ama o 4 yönetim kurulu üyesi meselesini CHP uzun yıllar boyunca bir ulufe olarak kullandı. Hatırlatmak için Adnan Keskin'i söylemek yeterli. O dönemde CHP'de ağır muhaliflerden olan, Baykal muhaliflerinden olan Adnan Keskin'in İş Bankası'na yönetim kurulu üyesi yapılarak, mesela muhaliflikten ya da Baykal'ın karşısına aday olarak çıkmaktan vazgeçtiği de CHP tarafından bilinen, konuşulan, bu konu üzerine hani kapalı karpılar ardında bir ulufe olarak dağıtıldıktan sonra Adnan Keskin'in artık yarıştan vazgeçtiği ve Baykal'ın karşısına aday olmaya, o aday olmadığı, aday olmaktan vazgeçtiği de söylenilir, tamam, konuşulur. Tamam. Mesela o 4 üyeliği de bir ulufe olarak CHP uzunca bir süre kullandı. Onu da hatırlatmakta fayda, tamam, var. Tamam, hepsini anlıyorum. 4 tane yani yönetim kurulunda, İş Bankası yönetim kurulunda 4 tane üyem var mı? Var. Bundan efendim bugünkü, eğer dediğin gibi yetiştirebilirse arkadaşlar, bununla ilgili çok kısa bir açıklaması var. Çünkü manşetler böyle çıkınca herhalde konuşmaya ihtiyacı hissetti. Efendim biz ona para da almıyoruz. Arkadaş bir şey soracağım. Ya sen peki niye banka yönetiyorsun? Hani niye yani? Yani bir siyasi parti niye banka yönetir? Para da almıyorsun madem. Soru şu. Para almıyorsun, para almıyorum diyorsun. Bilmem niye gidiyor diyorsun. Banka 4 tane, yani %28 hissen var. Peki başka bir soru daha. Bu %28 hisseden dolayı para almıyorum, senin tasarrufun mu? Kanuni bir şart mı koydular? O yüzden alamıyor musun? Yani almıyor musun, alamıyor musun? Bunu bakmak lazım. İki, yani bu baktığın zaman eğer efendim biz tabii ki yani etik olarak veyahut da maçımız yiyemiyor, alamıyoruz. Yani yoksa böyle bir %28 hissemiz hala hazırda var. 28 hisseye tekabül eden işte ne kadar, 4 tane yönetim kurulu üyesi var. Evet. Gerektiği zaman veyahut da bir tane bir gün çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, arkadaş bizim burada %28 hissemiz var, partimizde paraya ihtiyacı var, veyahut da canım istedi kardeşim çekiyorum dese çekebiliyor mu? Alabiliyor mu? Yok böyle bir şey. Burası pişkinlik yapmasın. Efendim biz zaten yönetim kurulu var ama şey yapmak istemiyoruz.
Almıyoruz. Bunu tekrar gündeme getirmesi gayet saçma. Ne ki, ne kazanıyorsunuz ki? Yani İş Bankası'nı siz mi kurtarıyorsunuz? Nedir yani? Veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi tam tersi İş Bankası destek mi yapıyor? Hazineden aldığı yardımı İş Bankası'na verip de İş Bankası'nın finansını destekliyorsun. Yok. Ya o yüzden bu, yani bunun açıklanması lazım. Bir de yani şu var. Hazır buraya kadar geldik. Bu soruların da cevabını alacağız. Buradan da, çünkü bugünkü o konuşmasında dediğim gibi arkadaşlar eğer onu hazırlarsa, daha bir yarım saat önceki yaptığı bir konuşma, çünkü çok taze bir konuşma. Biz yine girmeden 3-5 dakika önce onun, tabii o konuşmanın başında da şeye taktı. Hazır buraya gelmişken pat diyor atlayabiliriz. Uçaktan bahsediyor. Şu şeyi söyleyeyim. Biraz hani sen konuşurken baktım. 2017 yılında Yeni Asır gazetesinde mesela CHP'de İş Bankası krizi diye Zafer Şahin imzalı haber var. Burada 4 yıllığına atıyor bildiğim kadarıyla. Bir dakika. 3 yıllığına atıyor. 4 tane yönetim kurulu üyesi. Bunlardan mesela bir tanesini Tunceli'li hemşerisi Umut Akdoğan'ı atıyor. Yani ismi, çünkü CHP veriyor bu isimleri yönetim kuruluna. Eski milletvekili Müslüm Sarı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Murat Karayalçın'ın atama kararı mesela büyük tartışmalara neden oluyor. Mesela bu üyelerin atama rantı mı var? Sonuçta para alıyor bunlar. Yani şöyle bu söylüyor. Yani. Ya 4 kişiye ben diyor ballı kaymaklı diyor bir imkan veriyorum, ne güzel. Oh mis gibi ye yat mı diyor. Yani bu yüzden bırakmak istemiyorlar. Bir önceki de mesela Bayram Meral ve Mehmet Moğultay'ın oğullarını atıyor. Mesela bütün şeyden bahsediyorlar. İşte hesabını ödüyor demek. Nepotizm şu bu falan meselelerinden bayağı bahsediyorlar. Çünkü önemli bir figür. Az önce söylediğim çok önemli de Adnan Kesmek, mesela Murat Karayalçın. Yılda 1 milyon liralık gelirleri varmış bunların, gazetenin iddiasına göre yönetim kurulu üyelerinin. Abi işte diyorum, kendisine yakın isimlerden seçiyor özellikle. Burada az önce bahsettiğim mesele biraz da oydu. Yani CHP Genel Başkanı bir şekilde CHP adına bu 4 tane yönetim kurulu üyesini 3 yıllığına atıyor. 2014 yılında olduğu gibi tercihini yine kendisine yakın isimlerden yana kullandı diyor. Yönetim kurulu 3 yıl için 4 üye teklif ediyor. Bu üyeler genellikle ekonomi işte o kalanında eğitim yapmış kişiler arasında seçiliyor diyor, ama ağırlıklı şey olarak işte kendi hemşerisi. Ağır abiler İş Bankası'na diye de alt başlık var. Eski genel sekreterlerden bak burada. Adnan Keskin, Ali Topuz, Mustafa Özyürek, Cevdet Selvi, İsmet Atalay, Ali Sözen, Mustafa Timisi, Bülent Tanla, Enis Tütüncü de İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yapmış isimler bunlar. Ben bir samimiyetle söylüyorum. Yani bu efendim kendine yakın isim, hemşehrisi, dersimli değil, yok efendim başka bir yerli falan hiç fark etmiyor. Benim için beni ilgilendirmiyor. Çünkü sonuçta eğer yönetim kuruluna bir şey atacaksa adam, eğer bunu da bu hakkı da %28 hisseyle CHP'ye aitse, ben bu yapar. İstediğini atar. Hatta bir gün der ki Kılıçdaroğlu, Muharrem başıma bela olacağına git Muharrem sen de İş Bankası hisselerine, işte efendim pardon, yönetim kurulunda üye ol der. Hem de güzel parası var. Olur, çünkü bankaların yönetim kurulu üyeleri iyi para alır. Bildiğimiz kadarıyla, ki oradaki rakam öyle bilemiyorum ama dörde böldüğü zaman çok da abartılı bir para değil. Dörde böl 250 eder yıllık böldüğün zaman falan filan, normal bir yönetim kurulu üyesinin alabileceği bir para olabilir. Emin değilim yani, bilmiyorum. Çünkü tek kişi olarak 1 milyon dolar yoksa dörde bölerek. Tek kişi ise o feci, çok yüksek o kadar olmaz da. Emin değilim. Neyse, onu da bir köşeye koydum. Hepsini bir köşeye koyuyorum. Kendinden tanıdıktan birisi tabii ki oturup da CHP'ye ait olduğuna göre böyle bir atama yetkisi. Tabii ki CHP'li birisi atayacak. Beni atacak hali yok. Hadi gel Murat'la Hikmet bari siz de para kazanın yandaşlar deyip de bize yönetim kurulu üyesi teklif edecek hali yok. Hani sen gelen yönetmesin. Ben gariban bir adamım. Bana etsin. Bana da etmez. Önemli değil de şakası bir yana. Fakat. Niye var? Ne kadar gereksiz. Eğer hakikaten bu %28 hissedeki parayı kullanabilme imkanı var ama kullanmıyorum. Veyahut da alma imkanım var yasal olarak. Kanunen bunu alma imkanım var. Böyle bir yetkim ve böyle bir hakkım da var. Ama kullanmıyorumsa bu daha büyük felaket. Onu bilemiyorum. O yüzden bence bunun en güzel tarafı, çok doğru bir hamle. Hep yıllarca konuşulurdu, hep böyle içimizde cıza derdi. Yani hakikaten bu şey için geçerli ya, CHP için söylemiyorum. Herhangi bir siyasi parti için. Yani siyasi partinin bankası olmasın kardeşim. Bir şey demiyoruz bak, hatta zannedersem yine Erdoğan'ın açıklaması var bununla ilgili. Hani televizyonu olur bilmem nesi olur falan filan, buna bir şey demiyorum. Öyle değil mi? Son medya kuruluşu satın almış, medya ile uğraşıyor veyahut da İşte bilmem ne falan. Tabii onlar televizyon alabiliyor, onlar yandaş olmuyor. Veyahut da biliyorsun yani Tuncay Özkan'ın son hamlesi KLT. Televizyon alınca veyahut da gazete alınca onlar yandaş olmuyor ya, biz yandaş oluyoruz. Enteresan bir durum var öyle bir de. Onlar için problem değil. Evet. Ama bence bundan vazgeçsin diyorum.
Uçak meselesi. Bununla ilgili de konuştu. Şimdi Erdoğan'ın dönüşünde bu uçak meselesi de Erdoğan'a soruldu. Erdoğan şunu söylüyor. Yani biz bu uçak daha önce satışa çıkartılıyor. Evet. 400 ile 500 milyon dolar arası bir şey. Evet. 500 civarında falan diye Erdoğan açıklamış. Çıkartılıyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da bir ilgilenme talimatı veriliyor. Yani hani filoyu, çünkü şu anda bildiğim kadarıyla o Jumbo Jet'ten devlet olarak envanterinde bulunan 5 ya da 6 ülke olması lazım. Bununla ilgili olarak bir hani ilgilenme nedir ne değildir bakma talimatı veriyor Erdoğan. Türkiye'nin bu uçakla ilgilendiği Katar emirine ulaşınca ben Türkiye'ye uçak satıp parasını almam. Manşet Türkiye var. Cumhuriyeti Devleti'ne, bunu bir kere daha altını çizerek çok söylüyorum. Önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu uçağı hediye ediyorum, hibe ediyorum cümlesini kullanıyor ve herhangi bir ücret ödenmeden Türkiye Cumhuriyeti'ne Katar Emiri tarafından uçak hediye edilmiş oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Üçüncü kere altını çizdim. Herhalde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bir kere daha anlasın diye dördüncü kere söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hediye ediliyor bu uçak. Yani şey olsaydı mesela bu hediye edildikten sonra 2023'te şey olacak ya, Muharrem İnce olacak ya başkan. O uçağı o binecek. Aynı külliyede olduğu gibi. Evet, Kılıçdaroğlu yakar binecek. Onu. Benzin döker yakar, ben sana söyleyeyim. Tamam, ya kim istemiyor çünkü. O bisiklete kim gidip gelecek. Görürüz onu bisikletine. Bisiklet oluşuyor şu an bisiklette. Şimdi cevap edin. Yayına girmeden hemen önce Kılıçdaroğlu'na bu da soruldu. Efendim diyor, Türkiye Cumhuriyeti bir Arap şeyi. Şimdi ne kadar ayıp bir şey bunlar ama neyse söyleyeyim, kendi cümlesini söyleyeyim. Bir Arap şeyhinden, bir şeyhten uçak alacak kadar aciz midir? Şey tahfif edecek ya bir Arap şeyhinden. Aynen öyle. Şimdi çölden yani çıkmış. Niye uzatmıyorsun? Hani su diye kıvranırken bir anda petrol fışkırmış ama bahtsız bedeviydi falan. Böyle cümleyi uzat ki daha ağır. Yılmaz Özdil tarzı. Değil mi? Evet. Hani içler öldük bittik havalandı falan. Bir imaj ortaya oluşacak ya şimdi. O bir Arap şeyhinden tamam. Yani ortak ilişkimizin olduğu. Türkiye'de ekonomik saldırı var. Türkiye'de ekonomik kriz yok. Dolar saldırısı var. Bunu halletmek için pat diye gelip Türkiye 15 milyar dolarlık yatırım yapıyorum. Soru Türkiye'de şu, kardeşlemediği adam Arap şeyhi. Soru şu. Ya yazık ya. Şimdi kafa böyle on para kafa işte. Teksaslı sığır çobanı sana hibe olarak askeri uçak verdiğinde o Amerika Birleşik Devletleri bize inayet gösterdi, yardım etti, uçak verdi. İyi buldun. Teksaslı diyorsun. Teksaslı sığır çobanı. Tabii. Onların tabiriyle konuşuyorum. Yani. Öyle diyorlar ya. Bundan gocunmuyorsun. Senin hükümetlerin döneminde oldu bu. Hiç uçak fabrikası kurmayın. Biz size kardeşim hibe ederiz. Askeri malları ödü. Kendi tapon çıkma mallarını falan Türkiye'ye hediye ettiklerinden, hibe de demeyeyim. Hediye ettiklerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı, Türkiye'ye işte desteği falan olarak algılıyorsun. Aynı mantıkla soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sığır çobanı sana savaş uçağı hediye ettiğinde gocunmuyorsun da Katarlı bir şey, yine onun tabiriyle söylüyorum, sana Katar uçak hediye emiri ettiğinde kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru vardır, bu uçağı biz niye kabul ediyoruz bir şeyhten, Arap şeyhinden falan cümlesini ne anlama geliyor? Bunu bir şey yapmak lazım. Kılıçdaroğlu kendisini düşünmesi bence lazım. Verdiği örnek çok güzel. Yani çoban sığır, sığır çoban sığır diyorum. Sığır çobanı. Aynı şey. Teksaslı bilmem ne. Aşağılamak için söylemiyorum. Kovboy'dan geliyor. Kovboy. Sığır çobanı. İnek çobanı. Sığır çobanı. Kovboy. Redneck derler değil mi? Ensesi kırmızı olan redneckler. Tamam, bu redneck'i veyahut da işte çoboy, kovboy, sığır çobanı neyse. Bu önemli değil. Bir dakika, o adam sana bunu veriyor. Tamam mı? Adam sana ülkende üst kuruyor. Bunu böyle hediye ederken üst kuruyor. Yani kafası öyle çalışıyor onu çünkü. Bu diyor niye biliyor elin diyor şeyhinden bilmem ne. Dediği şeyle bizim ticari anlaşmamız var. Adam bize her türlü desteği yapıyor. Biz adam uçak veriyor, sonra senin ülkende üst kuruyor. Sen adamdan uçak alıyorsun, onun ülkesine üst kuruyorsun. Bir de böyle bir şey var. Hani böyle bir onu oraya gelecektim. İşte adam sana üstünü kuruyor. Kozmik oda diyor, gayri nizami hap sistemi diyor, NATO diyor, soğuk diyor, savaş diyor, tampon diyor, Rusya diyor. Diyor ki al diyor Marshall yardımı bilmem ne işte veriyor sana falan şimdi. Yani bu şunu söyleyeceğim. Yani bizim onu çünkü onlar hurdaların onlarla ilgili şunu söyleyeyim. O gelen tanklar ismini vereyim de anlaşılsın diye. Tuzla Piyade Okulu'ndan harekata çıkıyorlar. Bu tarihi bir vakadır. Tuzla Piyade Okulu'ndan şeye doğru işte
Sakarya'ya doğru bir harekat için yola çıkıyorlar. İlk bir saat içerisinde çıkan tankların yarısı yolda kalıyor. Biliyorsun meşhur tarihi olaydır o. Tabii. Tankların yarısı yolda kalıyor, çalışmıyor yani tanklar. Gelen tanklardan bahsediyorum. Şimdi bununla bunu mukayese etmeye dahi aslında belki de gerek yok. Fakat mesele şöyle bir mesele var. Şimdi Türkiye uçak bakıyor mu? Dünyada, bütün dünyayla entegre olmak nasıl bir şey? İşte dünkü Azerbaycan'daki görüşmesi gibi. Hani hep örneğini veriyorum. Uçak neden lazım? Afrika'ya uçtuğumuzda belki en iyi örnek oydu. Çünkü en kısa sürede en fazla ülke gezildi, rekor herhalde orasıydı diye hatırlıyorum. Ona da tevafuk oldu. Ben de vardım o gezide. Yani 5,5 gün içerisinde 4 ülke geziyorsun. Düşünebiliyor musun? Hep inip görüşme var. Havaalanında bekliyorsun. Bazen orada kalamıyorsun falan. Tabii. Mali, Mauritanya, Cezayir, Senegal geziyorsun aynı anda. Ve 7,5 saatlik geri dönüşü var bunun. O zaman demişlerdi ya bu efendim bu kadar çok gezi. Bir şey yazıyor Emin Çöreşen. Hani o şeyde kaldı. Ahmet Necdet Sezer'in çok cumhuriyetçi, layık, ultra bilmem Çağdaş Al'ın o çarşı filesine gezip kırmızı ışıkta durduğunu, pırasası fileden saktığını anlatan Emin Çöreşen ve Yılmaz Özden bahsediyorum. 2,2 milyar dolarlık Türkiye-Afrika ticaret hacmi Erdoğan zamanında vaka, baksın rakamlara, 22 milyar dolara çıkıyor. 22 milyar dolar. Türkiye onun için büyüyor. Onun için İHA yapıyorsun sen. Değil mi? Onun için hastaneler birleşiyor. Eski hastaneler yok. Yollar öyle yapılıyor. Borçlar böyle ödeniyor. Anlıyor musun? Dünya devletisi çünkü. Bakıyor. Ve Katar şehri diyor ki, ha diyor, sen mi ilgileniyorsun? Ha, senin durumu farklı diyor. Katar emiri. Diyor ki arkadaş, ben bunu diyor Türkiye, madem ihtiyacınız var, böyle bir şeye bakıyorsunuz, size ben bunu hibe ediyorum diyor. Kime? Devlete hibe ediyorum diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, eğer diyor parası, bunun daha önceki açıklaması vardı, bugünkü taze açıklamasında ondan bahsetmedi. İki tane şey söylüyor. Eğer böyle bir durumda, eğer o uçak alınmışsa büyük faciadır, hediye edilmişse daha büyük faciadır. Doğru. Şeyi anlamaya çalışıyorum ben. Bir devlet ticaret yaptığı, dostluk kurduğu, hatta onun ülkesinde bizim üst kurduğumuz bir devlet, karşıda bir emir, bir devlet var. Şeyh Mehdi aşağılayıp durma yani. Bir konuşta bir devlet, bir emirlik var. Bu sana diyor ki devletine, bakın size, sizle olan dostluğuma binaen ve bu ülkeyi sevdiğim için karşılıklı ticaret hacmimize bakıyorum. Altın dolduruyorum. Bizim de ülkemizde de en sıkıntılı dönemimizde üstünüzdeki hareketinizle benim ülkemde, ülkemin bağımsız noktasında büyük hamleler yapmışsınız. Ben bunu gördüm. Aynı zamanda pis ABD sana operasyon çekmeye çalışmış. Yükselen bir yükselişini önleyemediniz Türkiye'ye. Ben de gittim geldim. Hiç durup ortada yokken, geçen sene falan konuşmadık, hiçbir şey yapmadık bunu. 15 milyar dolarlık bir yatırım için imzayı atıyorum. Yeter ki yatırım yapayım ben, bu ülke daha da güçlensin diyen. Bir adam çıkar diyor ki, ya bu uçağı zaten satacağım, hepi top alacağım para bu. Ben sıvılaştırmış doğal gazdan dünyanın en büyük üreticisiyim. Dünyanın en zengin ülkesiyim. Biliyorsun değil mi? Dünya 112 bin dolarlık kişi başı. Şu anda dünyanın en zengin ülkesi, hala azı kadar. Dünyanın en zengin ülkesiyim. Ve ben sana alacağım ultralüks başka bir uçağım da var. Nüfusum da şu kadar. Ben bunu devletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne feda olsun. Al, onu size hediye olsun diye veriyorum. Ne var bunda? Hayır, bununla niye zulat ediyorsun? Yani böyle saçma sapan şey olur mu? İşte bu şey kafası. Muharrem İnce'nin, ben başkan olursam evet bisikletle gezeceğim. Kafa küçük, dar, minik. Yani bisikletle gezeceğim. Korumam da olmayacak. Bilmem ne. Olur tabii. Bak git Afrika'ya, Uganda'ya. Kabile reisi var, Mokoko. Git Mokoko'ya teslim ol. Mokoko'nun olduğu yerde bisikletle de binersin değil mi? Kimse tanımaz seni orada. Koruma da olmaz. Mokoko'nun kardeşi Lokoko var. Lokoko ile oturup gezersiniz akşama kadar. Nasıl küçük küçük bir dar bir kafadır bu ya. Ne kadar hamakat dolu ifadeler bunlar. Maalesef. Ben ufak olacağım. Ama bir dakika, niye Katar bana hediye ediyormuş? Binemem o uçağa. Arkadaş sana hediye ediyor. Bundan 15 gün, 10 gün önce de sana 15 milyar dolarlık yatırım yaptı. Değil mi? Türkiye güçlensin diye. Daha bundan daha sen şimdiye kadar benim dostluk gördün mü şimdiye kadar? Hemen şunu söyle. Belki de sorun bu. Yani bir de bu taraftan bak meseleye. Yani Türkiye'ye bu vaziyette yakın olması, Türkiye'nin
ekonomik saldırıları karşısında ya. Bir kalkan vazifesi görerek mühimmat sağlaması tırnak içerisinde. Evet. Türkiye kurtarması belki Türkiye, kendi çapında. Öyle görüyor ya, yani kendisi. Kurtarım ya da hayır, kendisi şöyle görüyor. Türkiye kendisi, destekliyor. Ya, Türkiye zaten batacaktı. Bak bundan dolayı sıkıntıya girecekti. Bak devreye girdi. Şimdi devreye buradan giriyor. Belki vurabilir mi? Yani öyle algılamış da olabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Çok güzel bakış açısı. Ben bunu yazacaksam da böyle yazarım. Bakış açımı değiştirdi şu anda. O da doğru. Bu ufak kafa düşünce. Yani bu hani şey gibi. İşte siyaseten bir atraksiyon yapıp muhalefet yapacak ya. Bir Katar şeyhinin cümle bu. Dünyanın en zengin ülkesi. Verdiği uçak. Hani dedin ya çöl bilmem ne şey. İşte bundan tekrar etmeme gerek yok ama şöyle söyleyeyim. Bu küçük düşüncenin dışında hakikaten de bu var. Yani Türkiye'nin böyle bir dolar atağı karşısında ilk hamlede bulunanlardan bir tanesi Katar. Destek hamlesi. 15 milyar dolar. Yani öyle kusura bakmasın ama bu çok küçük bir şey değil. 15 milyar dolar bugün Afrika ülkelerinin bir tanesine versen o ülke kalkınır. Harekete geçer. Türkiye gibi dev bir ülke için tabii ki destek sayılır ama böyle iyi bir para. 15 milyar doları hemen gözünü kırpmadan gelip uçağıyla Türkiye'ye gelip kardeş ülkemize yatırım yapacağız diye karar veren Katar emirine sonsuz teşekkür ediyorum bir defa. Bir de bunlara yaranamıyorsun mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Adama mesela diyor ki işte böyle yapıyorsunuz böyle oldu. Aranız böyle bozuldu. ABD'de şöyle bozuldu. Düne bak bir de şu cümle. Daha düne kadar Suriye'de aranız çok iyiydi. Aranızdan su sızmıyordu. O cümle şu. Çok iyiydi aranız. Ne oldu da bu resmen 5 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı bunun üzerine politika yaptı. İnanılmaz bir şey bu. Daha düne kadar çok iyiydi. Arkadaş ne demek uluslararası ilişkilerde benim menfaatim doğrultusunda kadar tabii ki iyi olacak. Ticaretim varsa iyi. Şeyde de ticaret yaparım Rusya'yla da. Japonlarla da aram iyi olur. Mal satarsam Çinli de aram çok iyi olur. Değil mi? Zimbabwe'yle aram çok iyi olur. Bak Zambiya'ya uçuş yapmışım. Sen konuşurken aklıma şey geldi ona bakıyorum. Şunu söyleyeyim sadece. Suriye için söyledikleri için. Düne kadar aranız iyiydi ne oldu? Ya insan sen de düne kadar örneği hep veririm ben. Bir kadın bir erkek birbirine aşık oluyorlar. Düne kadar aşktan geberiyorlar. Her şeyle mücadele edip evleniyorlar. 6 ay sonra boşanıyor. Daha düne kadar aşıktınız lan birbirinize. Sevgi bu kadar mı yani? Böyle bir şey var yani. Adam diyor ki siyasetten dün böyleydi, bugün böyleydi. Ya. Şimdi 1948-51 yılları arasına gitmek yani bir fayda şey var. Yani, böyle şeyi konuşacaktım. Ya bu hani Arap şeyhi, tabii Marshall yardımlarından ha. bahsediyoruz. 48-51 yılları arasında. Şimdi bu da Katar şeyhi işte Türkiye ve Türkiye'nin itibarı yok mu? Niye bunu alıyor? Böyle şey olur mu? Bir sürü şeylerden bahsediyor. Şeyler birincisi bu en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan bir hediye bu bir. İkincisi az önce dediğim evet. gibi madem bunlar gocunulacak bir mevzu meseleye Katar emirinin, Katar devlet başkanının tamam mı? Tabii. Yapmış olduğu ya da doğrusu vermiş olduğu bir ülke. Hediyeden başlama o zaman. Biraz daha geriye git. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Marshall Planı çerçevesinde her ne kadar bu Marshall Planı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte büyük zarar gören Avrupa'nın kalkınması vesaire vesaire meselesi ama Türkiye'de bundan 62.367.376.000 dolar yardım oluyor. Hibe olarak Türkiye aynı yıllar arasında Amerika'dan ödünç olarak 72 milyon dolar daha yardım alıyor. Ve bunların mesela ödenmesini de 52'den sonraya bırakıyor. Yani bunlar aldılar Menderes ödedi. Sonra da Menderes'i astılar biliyorsun. Mevzu bu. Bu ara Allah rahmet eylesin. Dün ölüm yıl bugün ölüm yıl dönümü Menderes'in asılmasının. Evet, evet, tekrar bu vesileyle onları da almış olalım. Evet. Teknik yardımlar meselesi var. Bir de mesela o dönem çok tartışılıyor. Hep konuşuluyor ediliyor ya. Amerika'nın envanterinden çıkmak üzere olan kullanım süresi dolmuş. Evet, hurdaya bilmem dönmüş. Hurdaya çıkartmaya dönmüş, az kalmış dönmüş. Meselelerini Türkiye'ye veriyor. 145 milyon dolarlık almış oldu bu hibeden almış olduğu Amerika'nın hani şey meselesi vardır ya. Da çöpe atacağım da etrafta çöp yok. Bari buraya vereyim falan diye düşündü. Amerika envanterden çıkaracak malları bu tarz ülkelere falan hibe adı altında, yardım adı altında verir. Senin bunun bakım ve onarım masrafları sıfırını alsan daha Tabii. ucuza gelebilecek dönemde. Yıllarca uğraşırsın onlarla. Amerika'nın vermiş olduğu bu meseleyle ilgili 145 milyon bakım onarım giderlerinden bahsediyor. Mesela o dönem çok tartışıldı diyor. Mesele Türkiye'ye yapılan yardım meselesi ise bunu Katar emirinin Türkiye'ye hediye ettiği uçakla değil, dön geriye senin genel başkanlarından İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Amerika'dan böyle el açıp Amerikan çobanlarından almış olduğun
sığır çobanlarından almış olduğun yardımlarla başla mesela eleştirmeye. Çok başlayacaksın. Yani, bunları görmezler Murat. Yani şimdi yani. Biraz önce söyledin ya. Bunların da zamanında fantezi yani görürler seni. Hakikaten fantezi yani. Hakikaten şey derler ya. Tamamen hayali yani şey. Ah keşke olsa. Ütopik şeyler bunlar. Çok doğru. Biraz önce söylediğin benzeri de olmadı değil yani yakın zamanlarda oldu. Nedir o? Al işte. Al 80 darbesinden sonra. 60'tan sonra da 80 darbesinden sonra. 28 Şubat'ta bu ülkenin bütün hazinesi boşaltıldı mı boşaltıldı? 100 milyarlarca dolar bu ülkeden kaçtı gitti. 28 Şubatçılar yaptılar. Cuntacı kafası bu ülkeyi bu 2000'deki 2001'deki ekonomik krize sürükleyen süreç buydu. Evet. Sıfır yatırım var, borç aldır, Standby anlaşması yap. Sonra ta ABD'den efendim IMF'nin bilmem ne direktörü. Şu anda Türkiye'ye gidip gelenleri bilmiyoruz. Haber bile olmuyor çünkü. Kırmızı halılarda bakanlarla karşıladınız. Karşılandı bu ülkede. Doğru mu? Kesinlikle. Bu zamanlara bakıyorum da Türkiye'nin onurlu duruşuna. Sen şimdi onurdan bahsediyorsan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde vallahi bak bunu çok önemli yani özellikle söylüyorum. En onurlu duruş, en dik duruş. Ya bakın geriye doğru. İnönü'nden başlayacak söylüyorum. En dik duruş ancak biz Erdoğan'la gördük. Başka türlü görmedik. Yani ABD'ye, Avrupa'da Fransa'ya, Almanya'ya, Doğu'da Rusya'ya ve diğer ülkelere her ne tarafta olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti menfaatine ve ona yani her ifade karşısında asla affetmeyen ve de taşı gedine koyup arkadaş sen bunu yapamazsın diyebilen tek bir lider vardı bugün Türkiye'de. O Recep Tayyip Erdoğan. Hiç kusura bakmayacaksın. Sen kimin dikliğinden, kimin onurundan bahsediyorsun? Avrupa Parlamentosu toplantısında meşhur o Fransız vekili kalkıp da Türkiye'yi giydirmeye çalışırken 10 sene oldu üzerinden bayağı geçmiş. O meşhur lafını hatırlar mısınız? Beyaz Saray'a gidip de bir terör örgütü diğer terör örgütü temizlenmez. Sana söylüyorum Trump. O yüzden siz bu silah vermeyi vazgeç diyen o. Yahu ABD'ye konuşmasında o bayraklarınızı alın, o bayrakları size teslim etmek zorunda bırakmayın diyen dik duran bir adamdan bahsediyoruz. Topunuz gelin diyen bir adam var. Alayınız gelin lan diyen bir adam var. Almanya'da bunu yaptı, Fransa'da yaptı. Hep kim gerekiyorsa ne gerekiyorsa onu yapıyor Türkiye. Ve muhtaç olmuyor. Vermiyor musun İHA'nı? Al işte bak bugün kaç konuda konuşuyoruz. Şimdi onları da konuşacağız. Dünyada en iyi 3 tane yapanan biziz. Pratik zekası var bu milletin maşallah yani. Geriden geldi ama bir şey ucundan gösterdim mi geçmiş olsun. Balistik füzeyi bir başlarsak var ya dünya çapındaki en iyi balistik füze bize ait olacak. Bunu biliyor bunlar çünkü. Sen bu kadar dik duran bir adama Katar şeyinden vermiş de ben buna bilinmezmiş de. Bunların dertleri, yani böyle davaları başka hamakat dolu açıklamalar bunlar. Yazıklar olsun. Başka bir konuya da geçmeyiz. Derdi başka ama senin dediğin gibi derdi başka. Tabii dert başka. Yani Türkiye batar mı diye bakıyor ya CHP. Türkiye batsın da acaba fırsat olursa batarsa geberirse bu millet ulan belki biz de ucundan ara rejimle falan gireriz. Bir şey gibi düşün. Planı yapan bir CHP var karşında. Resmen bu var ya. Şöyle resmen. Hesabet. Aynen öyle. Şöyle hesabet. Hani teşbihatı olmaz hesabı. Bataklığa düşmüş bir adama çıkması için sopa uzatan bir başkası geldiğinde onun batışını büyük bir zevkle izleyen kişinin öyle sopa mı olur? İşte niye onu uzatıyorsun? Ha. Sopa kırılı bin gibi böyle işi. Kiri tekip Türkiye'de ekonomik kriz yok. İşte gördük. İşte teşbihatı olmaz babından söylüyorum. Aynen öyle. Abi, ama onu da bertaraf ettiği gibi. Bu taraflardan yürüyemeyince bir başka taraflardan yürüyüp hani buradan bize ekmek çıkar belki diye hamlelerini de görmezden gelmemek lazım. Bu yeni havalimanı meselesi bence bu kapsamda görülebilecek meselelerden bir tanesi. Doğru. 4 yıl 3 aydır herhangi bir sorunun yaşanmadığı, açılışına 5 hafta kalmış bir havalimanında, yeni havalimanında nümayişlerin olması, protestoların olması, bunların HDP'liler başta ki birdenbire böyle hani mühendis sever oldular, şantiye sever oldular. Be kardeşim sizler değil miydiniz? Barajlar yapılırsa ondan sonra PKK'nın göç yolları, o yaban hayvanlarının göç yolları gibi göç yolları tıkanacak deyip barajlara karşı gelen, bunları yapan firmaların inşaat malzemelerini, mühendisleri, çalışanları, işleri yakan, öldüren, şehit edenler sizler değil miydiniz? Öyle. Şimdi siz kalkıyorsunuz HDP olarak burada işçilere sahip çıktığınızı ifade ederek batıda başka, batıda işçi sever, doğuda işçi katili olan HDP'ye siz CHP olarak yan yana geliyorsunuz. Bütün milletvekillerinize destek açıklaması falan yapıyorsunuz. 5 hafta kala şu görüntülerin yaşanması, verin o görüntüleri arkadaşlar görelim. Şu görüntülerin yaşanmasını, aman işçilerin şöyle bir şeyi varmış, adamlar haklarını arıyorlar kardeşim. Ne var bunda? İşçi hakkını da mı aramasın? Ondan sonra bu ne işçi düşmanlığıdır deyip başta FETÖ'cüler olmak üzere HDP'li, CHP'li trollerin sosyal medya üzerinden
bu işi köpürtmeleri ya da şu görüntüleri ki bunların içerisinde kimliklerini alarak bu şantiyeye girmiş 40'a yakın TİKKO, DHKPC, MLKP ya, ne kadar terör örgütü varsa ya, onların adamlarının olduğu da sosyal medyada zaten fotoğrafları verilerek fahş edildi bunların. Ya, elbette yazık. İşçinin sorunu olabilir. İşçiyle ilgili işverenin haksız tutumu olabilir. Bunlarla ilgili olarak kanun çerçevesinde yapılması gereken gösteri, yürüyüş, grev ne varsa bunların olması söz konusu olabilir tamam. Ama 4 yıl 3 ay bekledikten sonra açılışına 5 hafta kala şu olayları köpürtüyorsanız bunların altında şu kadarcık zekası olan hiçbir insan normal olarak karşılamaz bunları. Karşılamaz tabii. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Açılışa 5 hafta kalmış. Daha sonra bununla ilgili olarak işte yüklenici firmanın açıklamaları falan var. Taşeronları da 500'e yakın taşeron var. 36 bin civarında çalışan var Hikmet. 36 bin bayağı çalışan var. Bayağı bir şehir ya, bayağı bir kasaba. İnanılmaz. 36 bin kişilik. Vay yani. Efendim mesela şeyleri söylüyorlar. Tamam mı? Burası bir şantiye alanı. Öyle dışarıdan DHKPC, PKK'lı nasıl girebilir falan diyorlar. Örnekleri var. O bölgede pardon, oturanların yanlışlıkla girdiği şey oldu. Çok, çok büyük bir arazi, çok büyük bir alan. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu şeye indirgemek istemiyorum. Gezi meselesine benzetmek ya da buradan bir şey çıkış yaparak işin kolaycılığına gitmeye gerek yok. İşin kendisi zaten başlı başına bir vaka olduğu için. İkinci gezi planlama, şu bu falan filan meseleleri değil. Efendim işçi aktarıymış. O zaman da ağaç aktarıydı sizin yaptığınız. Abi. Yani kıyassa kıyas. Şimdi siz işçi aktarı meselesinden giriyorsunuz. Bugün Ahmet Kekeç'le birazdan okuyacağız onları. Engin Ardıç mesela bu meseleyi yazmış. Evet. Tamam, bu konuyla ilgili olarak. Bayağı bildiğin provokasyon. Yani kendi zekalarıyla dalga geçebilirler. Sorun değil. CHP'de, PKK'da, HDP'de kendi zekalarıyla dalga geçebilirler. Ama şuraya toplanan 36 bin kişi içerisinden 300 kişi bile değil ki bunların birçoğu PKK'lı, HDP'li, TİKKO. Terörist militanlar, evet. Provokatörler, sempatizanlar. Umarım onlar da orada yakalanmışlardır. Onlar da orada teslim olmuştur. Tabii ki. Sonra bütün İnşallah. Çalışanlar şu durumda, bu durumda. Ya yağmurda servis bekliyoruz, ıslanıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bize bir şey yapmadılar. Biz yağmurun altında ıslanıyoruz diye. Yani 4 yıl 3 aydır hiç sanki yağmur yağmadı. Bu sene fazla yağmur yağmadı, ıslanmaya başladı. Ya sonuç ayda 3 tane büyük yağmur yağdığından biliyoruz yani görüyoruz. Evet. 4 yıl 3 ayda sanki hiç yağmur yağmadı, ıslanmadı bu işçiler. Açılışına 5 hafta kala ıslanıyoruz diye eylem yapmak evet. Anca HDP'nin zekasına, tabii. PKK'nın zekasına, aynen. CHP'nin zekasına uygun hareket olur. Aynı zamanda bunlar. Sözcünün zekasına uygun olur. Aynı zamanda sözcünün zekasına. Muhalefetin zekasına uygun. O kastım oydu zaten. Tabii HDP, yani CHP, o HDP onlar zaten terörist. Onlar Kandil talimatla çalışan teröristler. Benim gözümde öyle. Mal bulmuş muharebi gibi orada saldırıyorlar. Onun işi o zaten. Yani Türkiye batsın batsın. Hani CHP sadece şunu söyleyin azından. CHP'nin de tarzı farkı o. Yani Türkiye acaba ekonomik krize girerse, Türkiye'de bir şekilde tökezlerse AK Parti, biz bunu normal şartlarda bu adamı yenemeyiz. Ama dışarıdan bir müdahale Türkiye bir şey çalkalanırsa, 15 Temmuz gibi hatta yaparsa, hani oturduk baktık ya koltuğumuzdan. Şu anda arkadaşlar bizi bilgilendiriyorlar. Biz seyrediyoruz, bakıyoruz duruma. Dışarı çıkmak yok ha. Bakıyoruz şu an duruma ya. CHP olarak bakıyoruz. Duruma göre eğer FETÖ'cüler kazanırsa hop biz geliyoruz. Kazanamazsa kıvırıyoruz. Baktık ki olmuyor tiyatrodan 20 Temmuz diye giriyoruz. Bir şekilde 15 Temmuz'u kabul etmiyoruz. Bunu söyleyince niye kızıyorsunuz kardeşim ya? Sen 20 Temmuz'da bilmem ne diyorsun. Biz sana diyorsun ki hainsin. Sen işbirlikçisin. Sen ABD ajanlarının yaptığı şeyi yani onların verdiği talimatlarla hareket ediyorsun. Siyaset neyin? Yapmıyorsun kardeşim. Kızmayın işte bu. CHP de böyle, HDP de böyle, bir de aynı zamanda köşe yazarları. Türkiye'de bunların peşinden giden. Yani AK Parti karşıtı üzerine yapıyorum. Erdoğan gelmesin karşı üzere. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Sizin kafalar, yani diyorum ya bunun, şimdi dünyanın, şunu söyleyeyim bitirmeden önce, ya hadi konuyu değiştireceksin. Dünyanın aynı üzerine yürüyeceğiz. Köprü mesela şey var ya, 3. Havalimanı, tabii rahatsız etti. Doğru, Alman'ı rahatsız etti. Hollandalılar buraya biliyorsun, Hollanda televizyondan, devlet televizyondan adamları gönderdiler. Bu da gösterdik. Kamerayla adam İşte Datça konuşuyor, anlatıyor. İşte Türkler diyor bunu yaptı, şu kadar dev bir alan falan. Ana haberde anlatıyor lan. Diyor ki yani bizim diyor Amsterdam diyor artık diyor devede kulak kalır bu gidişle. Geçen hafta atlıyoruz, Almanlar ne diyordu? Bu Türkiye'nin yapmayacağı hiçbir şey yok artık dünyada. Alman medyası söylüyor. Bu Türklerin yapmayacağı. Bütün dünya bakıyor şöyle. Acaba stopover'larla ve Türkiye'de yapılan dünyanın en büyük, en geniş imkanları olan havaalanı İlk açılışta 90 milyon kapasiteli olan şöyle bir havaalanında bütün dünya eyvah ne oluyor bu işler kardeşim? İHA MİHA falan anladık da havaalanı falan da var.
Ve Türkiye'nin coğrafi konumu da öyle müsait ki Doğu ile Batı'yı bağlama açısından bu iş nereye gidiyor diye rahatsız olan ne elin gavuruysa içimizdeki gavurlar da rahatsız. İçimizdeki gavurlar var. Şeyden çok emin değilim. Biraz araştırdım bulamadım. Hemen pat diye birisini mi koydun? Gavur deyince Türk mü çıktı bir tane? Hıncaluç mağlasını kullanıyor. Hıncaluç'un kendisi mi kullanıyor? Yoksa hani bir fake hesap mı? Çok bilemiyorum. Emin değilim ama Hıncaluç'un kendi hesabı. Tamam peki. Az önce 3. Havalimanı inşaatında çalışan bir işçiyle eylem hakkında konuştum. Şunları söyledi. Sendikadan geldiğini söyleyen birileri eyleme katılacaklara günlük 100 lira verileceğini söylediler. Eyleme katılanların çoğu burada çalışan işçiler değil cümlesi de. 36 bin kişi dedi burada. 36 bin kişi dedi ne biliyor musun? Bilecek'mişti. Konferansta sormuştum Bilecik Belediye Başkanı'na. Bilecik'in şehir merkezi nüfusu 60 bin. Bak 60 bin, 62 bin nüfusu var. Toplam çevre iller içeride birlikte 120 bin nüfusu Bilecik'in. Bilecik. Bilecik ya 62 bin nüfusu var. Şehir merkezi ve Bilecik. İlçe ve köylerin toplamı 120 bin. 36 bin çalışanı var diyorsun. Bir görüntü şey karşıma geldi. Şeyden internette baktım mutfaklarına falan. Bir mutfakları var. Yani sen bir şehri besliyorsun bir noktadan. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi Murat. Yani ben hep bunu söylemeye devam ediyorum. Öyle bir yazıda yazmıştım. Yani dünyada kendi ülkesinde yapılan dev yatırımlara, dünyanın parmak ısıtta baktığı büyük yatırımla karşı olan, bunun üzerine siyaset üretmeye çalışan, böyle bir ahmak siyaset görülmemiştir. Ahmakça yani. Vatandaş için de geçerli bu. Diğer bir vatandaş. Oturup da şeyde Marmaray'da oldu işte bu hatırlıyorsun. Gezi olaylarından sonra. Şeyliğine sırf mikropluk olsun diye durur belki bu haber çıkartırız diye oradaki imdat frenini çekip. Bak DHKPC'leri iki kişinin arasında işçi olmadığı üniversite öğrencisi sol örgüt üyesi oldukları da biliyorsunuzdur işte. Diye bu görüntüleri fotoğraflar vermiş. Al işte. İGA'dan. Yok böyle bir şey yani. İGA'dan yani bu yeni havalimanının yüklenici firmasından da bu konuyla ilgili açıklama var. Olayın gerçekleşenden itibaren icra kurulu başkanı ve genel müdürü Kadir Samsunlu'nun açıklaması var. Sorunların çözümü için yoğun bir mesai harcandığını ifade ediyor. Talepleri dinlemek üzere işçilerimizle hızlıca bir araya gelmiş. Yapılan görüşme sonucu sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden adım atılmaya başlanmış. 500'e yakın taşeron firma. 500'e yakın 500. Taşeron firma var. Bunların yetkilileriyle, firma patronlarıyla falan da görüşülüyor. Talimatlar veriliyor. Şunu provokasyonlarla olayların kasten tırmandırıldığı ifade ediliyor. 36 bin kişinin çalıştığı bir ortamda olaylara küçük bir grubu katıldığı da ifade ediliyor. Yani 36 bin kişinin çalıştığı bir yerde. Bir tane bir video daha vardı. Şantiyeye bak ya böyle bir şantiye yok. Orada çalışan işçilerden bir tanesini yemeğimizi yiyoruz kardeşim. Bir sorunumuz yok yattığımız ettiğimiz yerler falan. Ama alan çok büyük. Çalışan işçi sayısı vardı fazla. Sorun var. Bununla ilgili sorun olmaz olur. Mı? Yani dünyanın en iyi kurumsal şirketlerinde bile zaman zaman sorunlar çıkabiliyor. Önemli olan bu sorunları bu şekilde bir protesto gösterisi yapmadan, çünkü bazı sorunlara bakıyorlar, servis sorunu, tahta kurusu meselesi, taşeronlar, yemek sorunundan, çalışma koşullarından falan bahsediliyor. Tabii. Bunlarla ilgili bütün şeyler tabii, söyleniyor. Tabii bakılacak tabii ki. Bunlar İş olur ama bunlar diyorsun. Zamanında olması olacaktır gerekiyordu. Bunlar. Bu protesto meselesiyle beraber tabii. Gündeme getirilip ondan kesinlikle. Sonra bu sorunların üzerine gidiliyor olması, başta İGA'yı ama altındaki 500 tane taşeron firmayı hakikaten daha önce keşke tedbir alınsaydı uyarısı yapmakla bunu bir tarafa koyuyoruz ama bu hiçbir zaman PKK'nın, HDP'nin, CHP'nin, DHKPC'nin, TİKKO'nun, MLKP'nin falan terör örgütlerinin kullanabileceği bir materyal olmaması gerekiyor. Kesinlikle onlar doğru. Devreye girdiği anda öbür tarafta evet. Ne kadar hakkın evet. Varsa onlar evet. O iş tabii, bitene tabii, kadar, tabii. Oradaki terör eylemi, provokasyon bitene tabii, kadar tabii. Kenarda bekler. Önce terör provokasyonu bitirirsin. Evet. Bir sürü teröristler, militanlar falan filan içeride. Önce onları bitirirsin, ondan evet. Sonra masaya oturur, sorunların çözümünü şey yaparsın. Dert başka olunca... Dert başka olunca, tabii, aynen. Dert başka olunca örneğini verdim hep ben. Marmara'ya açıldığında da iki günde bir, tam 48 saatte bir oturup da imdat freni çekip her duruşunda 10-15 bin dolara mal olup duruşunda. Ondan sonra bak gördünüz Marmara yapamadılar he 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 diye gülen... bir takım kaşalotlar en kibar haliyle söyleyeyim. Kaşalotta sözlüğe baksınlar ne olduğunu. Bunu da siyasetli yapan kaşalotlar olmak üzere kendi ülkesindeki dev yatırımlara düşman olmak demek ne demek bir şey bilmiyorum. Bunun örneğine ilgili bir cümle daha söyleyeyim de izleyiciler şunu hatırlasınlar. Geçenlerde gene Wyoset History'de bir şey seyrediyorum. Japonya ile ilgili. Dördüncü büyük adasında dünyanın en büyük gemileri yapılıyor. Dünyanın en büyük en kıymetli gemileri yapılıyor. Dünya gemi imalatında Japonya biliyorsun çok iyi. Oradaki imalatın tarihinden bahsederken neyi fark ettim biliyor musun?
Yani dünyanın büyük yapılan geminin olduğu yerde bu kadar kişi çalışmıyor, onu söyleyeyim yani. Rakamını unuttum ama 3000-4000 kişi diye hatırlıyorum. Geminin yapıldığı büyük dev şeylerden, o kıyılardan bahsediyorum. Ortalama 12 kişi ölüyormuş. Yani Japonya gibi dünyanın en yüksek hayat standartının olduğu, çok iyi güvenlik tedbirleri alındığı yerde. Çünkü demir, çelik, kaynak, zor işler bunlar tabii. Yani bu da az bir şey değil. Onu demek istiyorum. Şeye yani, girmedim mevzuya. Şeye girmedim. 500 kişi falan öldü, etrafa gömüldü, ceset tarlası falan. Rahmetli Adnan Menderes yaptığı gibi, bak bunda seneye devreye saldırmış oluyor, almış oluyoruz. 4 yıl 3 aydır devam eden bu inşaatta bu zamana kadar ölümlerin toplam sayısı 27. Buna şantiye dışında araç kullanırken trafik kazasında ölenler de dahil. Tamam mı? Yani hani 4 yıl 3 ayda keşke hiç olmasa. Türkiye trafik kazasında ölen sayısı 6800 unutalım. 2017 aynen. Rakamlarını şu söylüyorum. Arsız 6800. HDP'lilere bakın hele. Ahmet Kekeç bu konuyu yazmış. Birazdan da şeye bakacağım. Engin Erdiç'e okuyacağım. 3. havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunları nelerse derhal çözülmelidir. Yüklenici firma mı? Hükümet mi? Aracı kurumlar mı? Kim yetkiliyse duruma el koymalı. Ortaya çıkan ya da çıkarılan nahoş görüntüye son verilmelidir. Buraya kadar mutabıkız herhalde diyor Ahmet Kekeç. Aynen öyle. Bu şikayet kalemlerini muhalif basından ve bilmem kaç yıl sonra ortaya çıkan sendikalardan öğreniyoruz. Ha bir de böyle sendika meselesi var. Bayağı sendika varmış orada. 4 yıl 3 ay sonra ortaya çıkıyorlar bu adamlar. Evet, tam açmaya yakın. HDP'li ve CHP'li milletvekilleri de köpürtme işlevi görüyor. Eksik olurlar mı? Bu sendikalarda nereden zuhur ediverdi birdenbire? Bu HDP'lilerin ve CHP'lilerin işçi sevgisi de nereden depreşti? Her şey bugüne kadar sorunsuz tırnak içinde yürüyorken bu problemler yine tırnak içinde nereden çıktı diye soruyor Ahmet Kekeç. 4 yıl 3 aydır gıkını çıkarmadan çalışan işçiler açılışa 5 hafta kala ayaklandılar. 4 yıl 3 aydır o koşullara itiraz etmeyen işçilerin bitime 5 hafta kala inşaatın %98'i tamamlanmışken koşulları beğenmeyip ayaklanması doğrusu bana çok mantıklı gelmiyor. Kimse bana bıçak kemiğe dayanmıştır demesin. Bıçağın geri çıkmasına bu kadar kısa zaman kala kimse kolunu kestirmez. 4 yıldır kimsenin giremediği şantiye alanının HDP'li milletvekilleri dahil bir sürü kişinin ziyaretiyle yol geçen anına dönmesi de mantıklı değil. Atlayarak okuyorum. Biricik günahı baraj ve yol inşaatında çalışıp evine ekmek götürmek olan gariban işçiler PKK tarafından katledildiğinde işçi dostu HDP'nin aklı neredeydi? Bugüne kadar yüzlerce, parantez içinde evet yüzlerce işçi, mühendis, amele, hizmetli, şoför öldürüldü, şehit edildi, katledildi PKK tarafından. Niye bir açıklama yapmadılar? Niye inşaat alanını dolaşıp işçilerle dayanışma görüntüleri sergilemediler? Bunları yapmadılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? İşçi katletmek gibi yüce eylemlikler sergileyen katillerin tabutuna omuz verdiler. Arkalarından devrim şehidi diye ağıtlar yaktılar. Arsızca taziye çadırlarında boy gösterdiler. Ayhan Bilgen adlı maşalarına açıklamalar yaptırdılar. HDP böyle de işçi katleden devrimin mümessillerini meclise taşıyan CHP çok mu farklı? Batıda işçi dostu, doğuda işçi düşmanı. Aynı ilkesizlik, aynı düstursuzluk, aynı omurgasızlık demiş Ahmet Kekeç bugün Star Gazetesi'ndeki köşesinde. Evet. Başka bir şey demeye gerek yok. Emin evet. Ardıcı da istersen okuyayım. Oradan sonra hani senin yorumlarını alalım bununla ilgili olarak varsa. Buna sabotaj denir diyor Engin Ardıç. TİKKO ve HDP üyeleri hemen şantiyeye üşüştüler. Atlayarak okuyorum yine. Ekmek çıkaracaklar ya, bu arada tam 450 sahte kimlikli provokatör de saptanmış. Ben 40 küsür diyordum, 450'ymiş. Kimlikleri kopyalamışlar, içeri dalmışlar. Şimdi muhalif basın da sazan gibi üstüne atlayacak, solculuk teranesi tutturacak, Tayyip düşmanı mizah siteleri de çanak tutacaklar tabii. Oysa inşaatta 800 servis aracı, 725 temizlik personeli, 200 sağlık görevlisi, 6 ambulans ve 7 revir var. 500 kişi öldü diyorlar. 4 yılda ölen 27 kişi. Buradan alarak söylemiştim. Buna şantiye yolunda trafik kazaları da dahil. Hiç kimse işçi hakları falan diye cakçuk etmesin. Bu eylem solculuk değildir, buna sabotaj denir. Yeni bir gezi olayı ha. Bu inşaat ya bitecek ya bitecektir. Grev yapamazlar, durdurulur. Ayaklama çıkaramazlar, polis var. Ama bu sefer çadır yakacak FETÖ'cü polisleri de yok.
Köprüyü de yaptırmayacağız. Havaalanında kafası bir kere yenilmişti. Bir daha yenilecek. Seçim kampanyası sırasında Muharrem İnce havaalanını yıkacak mısınız sorusuna maalesef inşaat çok ilerlemiş artık yıkamayız diye cevap vermişti. Galiba şimdi de yıkamayız ama hiç olmazsa geciktiririz yaklaşımı öne çıkmış bazı çevrelerde. Bununla ne kazanırsınız? Diyelim ki havaalanı 29 Ekim'de değil de 29 Kasım'da açıldı. Bu size oy mu getirecek diye sormuş. Bu ara İGA'dan da açıklama var. Yine o açıklamanın devamında 29 Ekim'e yetişiyor. Tamam. Bunlara rağmen. Bunlara getirir. Yani bunları niye getirir? Çünkü kafa da aynı çalışıyor. Biz hala Türkiye'deki bu zihniyetin, bu savrulmanın. Çünkü biz her türlü anlatmaya çalışıyoruz. Bazen psikolojisinden bahsediyoruz. Bazen siyasetçinin mi alt tarafı etkilediğini yoksa alt taraftaki bir muhalif kafanın, sözcü cumhuriyet gibi. Yani ihanet dahil her şeyi yapmaya hazır, meyyal bir takım çürük kafaların, yozlaşmış kafaların, paçozların siyaset etkilemesi mi diye biz bu gidiş dönüşü anlamaya çalışıyoruz. Yukarıdan gelen bir şey mi? Aşağıdan gelen bir şey mi? Fakat yukarıda ya da aşağıda fark eden bir şey yok. Yani bugün Y kuşağı diye bilimler tanıttıkları bize. Gezi kafası. İşte Türkiye'de sokakta devrim yapacaklar. Bilmem ne olacak. Ve hatta yani taban bu şekilde. Hani hiçbir şey almayalım ekonomi dursun. Hatırlıyorsun değil mi? Hiçbir şey almayalım. Yeter ki ekonomi dursun. Ne yapacaksın baba? Hani ekonomi durursa ilk önce seni vuruyor. Çünkü sen o Y kuşağı veya hareket eden tikiler var ya, bu tikilerin tamamı Nişantaşı çocuğu, bilmem ne çocuğu bunlar. Doğru. Kafalar sarsılmış durumda. Yukarı bakıyorsun, yukarıda da durum felaket. Oraya da gireceğiz herhalde bugün. Niye felaket? 9 seçim üst üste kaybetmiş bir adam. Bütün de geçmişteki tek siyasi başarısı bir kurumu SSK'yı batırma olan. Yani bütün hani milestone derler ya, bir kilometre taşı. Buradan başladık abi. Önce batırdım. Ondan sonra bir de kaset çıktı. Oturdum. Bir daha da kalkmadım baba. Bütün bu olan bir adam. Öteki taraftan da yok bisikletle gezerim, ben farklıyım, Kur'an-ı Kerim okurum, şunu okurum, acayip dinlerim de falan, çekerim ama dinlerim falan diye kakalayan bir adam. Cart diye birbirine gidiyor, yukarı bir siyaset. Ondan sonra diyorsun ki Katar bize, vay be, Katar emiri geliyor Türkiye'ye, arkadaş ben Türkiye'yi seviyorum. Devlet, bunu size hediye ediyorum, hediye hediye. Tamam mı? Hediye, hediye ediyorum. Aynı zamanda sana yatırım da yapıyorum. E sen de bu nasıl alınır mı böyle hediye canım? Yani artık siyasetin, diyorum ya ben sana, bunlardan doğru kelimeyi duymak için siyasetten dünyanın en yanlış şeyini söyleyeceksin. Çünkü onlara öyle söylüyor ya Bülent Tezcan. Evet. Fatih Altay hangisiydi? Engin Altay. Dünyanın en doğru işini yapsa bunlar, öyle demişti mecliste. Biz buna karşı koyacağız arkadaş. En doğru. Demek ki bunları doğru siyaset yapabilmesi için veya doğru cümle kullanabilmesi için sen dünyanın en yanlış şeylerini yapmak. Dünyanın en yanlış şeyini söyleyeceksin, o da doğruyu söyleyecek. Böyle diyeceksin mesela. Biz Türkiye halkının acı çekmesi istiyoruz. Ona doğru şey. Efendim biz silah sektörünü, dünyada artık silah sektörüne girmeyeceğiz. Her şeyi İHA'ları imha ediyoruz. Her şeyi ABD'den alacağız. Hemen diyecek bu yerli sanayi İHA'ya dönelim. Bunlar böyle olur yani. Çünkü bunlar normal değil artık. Anlattığı şey de hakikaten normal değil. Hı hı. En son cümlesi de komik. 29 Ekim'de değil de 29 Kasım'da ne olacak? Ben de öyle bitirdim zaten. Onun için önemli. O çok önemli. Hani şeyin dediği gibi neydi adamın ismi o? 80'lerdeki çok önemli, bu çok önemli. Bir ay geciktirdik. Ne geciktirdik? Olsun, biz geciktirdik. Yıprattık. Şimdi kardeşim birbirimizi yıpratıp duruyorsunuz. Dün de oturup da herhalde belki mevzuya geçersin bilemiyorum ama çok yıprattık mesela 29. O zaman çok hızlı şunu söyleyeyim, şimdi kalmasın. İki hattaki fotoğrafları görünce ben eskilerin tabiriyle, bilmiyorum bulabilirler, bunu bulamazlar sözlükle, sadme-i nagihana duçar oldum. Hani ağrı sarsıntı, psikolojideki o bozukluk. Bir baktım Muharrem ile İki kafa, Kılıçdaroğlu gülüyorlar. Bayağı bir sohbet. Dedim ki bu eski fotoğraftır. Yalan bu. Bu kadar olmaz dedim yani. O ona yalancı, bu buna üçkağıtçı. Ben gelirsem kafanı kırarım. Ben gelirsem böyle. Mecliste birbirine girdiler. Bülent Tezcan ahlaksız dedi. Bu dedi bilmem ne. O dedi yalan söylüyor. Bu bilmem ne falan der. Aa bir baktık bisikletle gitti. Yorgan gitti. Kavga bitti abi. Bir baktık bilmem ne girmişler. Barışmışlar bunlar. Dün zaten geçen hafta biliyorsun konuştu ya Muharrem İnce. Ya ben dedi bir dakika dedi yani bu şeyler olur. Hatırlamıyor musunuz dedi Kılıçdaroğlu dedi ne yaptı dedi. Şey dedi. Akşam aday olmayacağım demişti. Aday olmayacağım onu dedi. Hatırlattı. Demek ki olmak zorunda kalıyorsun dedi. Demek ki Muharrem bir şey olmak zorunda kalmış. Barışmak zorunda kaldı. Ne oldu abi? Büyükşehir aday gösterecekler herhalde. Onda uzlaştılar anladığım kadarıyla. Ya olmayacağım Canan diyordu. Canan Kaftancıoğlu açıklama yaptı. Ben aday olmayacağım dedi. Olmayacağım diyordu ya. Öyle değil işte yani. İşte. Öyle kolay değil. Koltuğu bırak diyordu. Onursal başkanlık kime geçti şimdi? Kim onursal oldu? Doğru. Kimin onuru kaldı?
kimin onuru gitti? Murat. Detaylı konuşacağız onları. Çok başlıklar böyle birlikte onlardan şey yapmamız lazım. Son olarak bunlar biliyorsun 3. Havalimanı'nı hiçbir şekilde istemiyorlar ama 3. Havalimanı'nın adı meselesinde de yine şeyi kimseye bırakmıyorlar. Evet, size de mevzuyu karışmayın, bırak... defolun gidin. çekil hiç. Kendisi komik olmayan komikçi bir adam var, Gani Müjde. Yani bir zamanlar hani hakikaten komedyenin olmadığı dönemlerde kendini komedi yazarı olarak bir şekilde kendi çevresine kaktırmış yutturan, bir isim. Evet. Yeni havalı için isim önerileri diye sosyal medya üzerinden. Bu adamların da böyle bir sosyal medya trolü olmaları, böyle hani ergen tavırlar içerisinde bu açıklamaları falan filan. Ergenler daha iyi yazıyor. Daha bravo. Aynen. Daha zeka. Ama yani hani ergen tavrı sergilemeleri, yani yapamıyorlar da en azından çaba sarf i̇şte ediyorlar. Onu da beceremiyorlar. İşte yeni havalı için isim önerileri. Aha. Tahta kurusu airport, biber gazı airport diyor. Saçma, salak. Şimdi bunlar dediğim gibi hani ne diyorlardı ona? Ya ben sana söyleyeyim, 18 yaşındaki gençler çok daha güzel espri yapıyor. Sakalın olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi evet, muhabbeti evet, ya. Bunlar evet. Tam o modda adamlar. Sanatçının olmadığı yerlerde işte bir sürü kendilerini çünkü sol olup sol olmadan aynen. Sanatçı olunamıyordu. Aynen. Öyle şey yapan adam. Bunların da işte böyle komedi ve komedyen olmadığı dönemlerde kendini komedyen diye kakalamış, ergen atarlı tavırlar yapmaya çalışan, bunu da beceremeyen bir isim. Gani Müjde. Böyle bir şey vermiş. Burada ona özellikle bu mevzuya bir gönderme yapmış. Espri yaptık. Burada güleceğiz. İstanbul'u vardı bizim. Ergen espri vardı. Tükürüp elimizi kaldırdık. Gülmek için beklerdik akşama kadar. Bu yapardık. Gelecekte gıdıklanacak diye. Yani hatırlıyorum. Gani Müjde'nin de bu aynen öyle. Sefil espri. Kardeşim, bu aptalca şeyler. Bir sürü şeyler üzerinden tartışma dönüyor. Atatürk Havalimanı mı olsun ismi? Yok ondan sonra Abdülhamit Han Havalimanı mı olsun? Abdülhamit Havalimanı Recep mı Tayyip olsun? Erdoğan mı olsun? Recep Tayyip Erdoğan mı olsun? Şu mu olsun, bu mu olsun? Ya bu bunlar çok şey değil. İktidar bu konuyla ilgili olarak kamuoyu yoklamasını yapar ve bunun neticesinde bir karar alır. Bu karar Atatürk olur, Abdülhamit olur, Recep Tayyip olur, Hikmet Genç olur. Tamam mı? Olmasın. Ne söyleyeceksin? Ben istemem. Bunun neticesine de... Kılıçdaroğlu olsun. Bak, bunun neticesine de Muharrem olsun. Şey olarak, politik olarak siyaseten neticesine de katlanır. Çünkü ya, siyaset yapıyorsun ve bu ülkenin bir havalimanı, bütün engellemelerine rağmen, Gezi'nin de biliyorsun en önemli maddelerinden bir tanesi, bir havalimanı inşa ediyorsun. Bütün engeli 5 hafta kalır da bir sürü provokasyonun yapıldığı bir yerde havalimanı inşa ediyorsun. İsmini de dediğim gibi kamuoyu yoklamasını yaparsın. İsmine de hayır. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Yapmak da zorunda değil ya bir defa. Değil de şöyle bir şey var. Oynayacak haliniz yok. Buna bir isim verecek. Bu ismin neticesinde siyaseten bir mevzu ortaya çıkacaksa yönetecek olan da şu andaki mevcut iktidar. Dolayısıyla yapan şirket de Albert Einstein havalimanı mı diyecek? Ya da bilmem başka bir şey mi diyecek? Atatürk mü diyecek? Recep Tayyip Erdoğan mı diyecek? Ama bu adam karar Abdülhamit vermeyecek. Han mı diyecek? Bak, ama bu, adam bu karar vermeyecek. Bu tahta kurusu haklısı, kafalı adam. İşte bak, bu zeka şeyi yapıyor. Evet. Onun için bunun isim üzerinden bu konuşmayacak. Sosyal medya üzerinde tartışmaya da gerek. Uçmayacaklar. Dediğim gibi isim verilir. Edersin. Ne oldu şimdi Atatürk Havalimanı'ndan falan bahsediyor. O veresin mesela. Niye Atatürk Havalimanı'ndan önce orası Yeşilköy Havalimanı'ydı? Tabii. Ne oldu? Değişti. Şöyle bugün söyleyeyim. Atatürk'ü oraya vermezsin. Başka bir isim verirsin. Şehit bir güzel gidiyor. Başka bir yere tabii. Verirsin. Yani, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Osman Gazi, Abdülhamit Han. Böyle gidiyor kardeşim. Sen istesen de beğenme. Ya bunları bu iktidar döneminde yapılıyor. Bu iktidar döneminin bir ortak aklı var. Bu halkın da barıştığı bir iktidardan bahsediyoruz değil mi? Bu iktidarın bir defa bu bir. Sonuçta bunu siyaseten verecek olan bir karar. Artı o işi yapan şirket var. Öyle değil mi? Özel şirket var. Bunların da bir tasarrufu var. Artık kim karar veriyorsa, yani kim karar veriyorsa verebilir. Ama Gani gibi, tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi ağzını açmayacak arkadaş. Açmayacaksın ağzını. Lan gelince kapatacaktınız orayı. Sen niye onunla tasarruf bir yapıyorsun? Bir görüntü var. Onu da hemen hızlıca geçelim de bir konulara geçeceğim. Antalya Kumluca'dan bu görüntü. Yangın var anladığım kadarıyla. Orman yangını müdahale ediyor. Birkaç gün önce de burada deprem olmuştu değil mi? Yani Antalya evet, Kumluca'da. 5.7 deprem oldu Kumluca'da. Bravo. 5.2 deprem olmuştu. Evet. Şimdi aynı alanda bir orman yangını söz konusu, helikopterler müdahale ediyor. Yani, kontrol Ağustos altına almaya çalışıyorlar Antalya Kumluca'da. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü de hatırladım. Şu anda bak şeyden denizden aldıkları suyu. Tek problem yani biliyorsun şey ya, rüzgar. Rüzgar olmazsa inşallah çabuk söndürürler. İnşallah kontrol altına alır. İnşallah. Peki, inşallah. Şimdi Türkiye'yi konuşurken içeride öldük bittik mahvolduculara karşı Garanti Bankası'nın da sahibi olan bir isim, bir şirketin yatırım fonunun başkanı CNBC
kanalında, Amerikan CNBC kanalında Türkiye'deki ekonomik durum soruluyor kendisine ve bu ekonomik durumla ilgili olarak bu yatırımcının bir cevabı var. Beraber dinleyelim altyazı, tamam. Ondan sonra konuşalım istersen. Laid out some of the other challenges facing the country that you could argue won't go away anytime soon. When you look at your unit there, TEB, would you consider exiting the country? No, why? Turkey is a great country. It's a great economy. They are hard workers. They export. They know how to do business. So it's a great country. You know, we should calm down all these comments. Turkey is great. They face difficulties. I hope and I'm sure they know how to face the difficulties. Once more, a decision taken shows that they have the willingness to protect their currency. They have the willingness to protect their capacity to be funded by outside flow of money. So. Dolayısıyla hani öyle bir tespit. Tabii yani Türkiye biliyorlar, nasıl biliyorlar. Çalışıyorlar. Türk parasının değerini koruma üzerine ve dışarıdan gelen yatırımlarla ülkenin ekonomisini koruma yönünde kararlar başaracaklarına inanıyorum. Cümleleriyle Amerikan televizyonunda bu soruya cevap veriyor. Yani içerideki hani şeyi geçtim, ülke düşmanı ya da Erdoğan düşmanı tabirini falan filan geçtim. Hani bunların zaten maksatlı yapılanları biliyoruz. Ama onun ötesinde bu işin psikolojik olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani yabancı ülkeye yatırım yapan, milyarlarca dolar parası olan adam Türkiye'ye güveniyor. Harika diyor. İçerideki yani. Bizim hani arkadaşlar diyeyim tırnak içerisinde falan öldük, bittik, mahvolduk olan edebiyatını sürdürüyorlar arkadaşlar. Ya bütün dünyada, Murat. Ya bütün dünyada Amerika'da bu işlerin biliyor. Nasıl döndüğünü, nasıl yapıldığını görüyorlar. Yani bunlar bir ilebe sürecek şey değil ama şunu unutmamakta fayda var. Bak. Hepsi video geçecektim ama şunu söylemem lazım Hikmet. Çok özür dilerim. Yani bütün biliyor. Bunlar var ama bir gazetede, Cumhuriyet gazetesinde bir haber gördüm okurken gazeteyi. 9. sayfada şunları atlamamak lazım. Bak. Açıklama yapan kişi Hakan Aydoğdu. Kim bu? Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanı. Tamammış. Her alanda stokçuluk var diyor. Metal sektöründe döviz fırsatçıları türedi. Son dönemde kurda yaşanan dalgalanmayı fırsat bilerek ürün stoklayan ham madde tedarikçileri üretici ve ihracatçıyı zor durumda bırakıyor. Örneğin Frendisk'i üretecek olan bir şirket döküm malzeme yani ham madde bulamıyor. Bu durum üretim ve ihracatın kalbi konumunda bulunan sektörlere büyük zarar veriyor. Maalesef kriz ortamlarında fırsatçılık yapan birçok firma kısa vadeli yüksek kazanç elde etme kaygısıyla krizin daha da derinleşmesine neden oluyor. Yükselen ham madde fiyatlarından daha fazla kazanmak için ham madde satışını durduruyor ki piyasa biraz daha yükselsin fiyatlar falan. Ondan sonra ahlaksız. Ben satın alayım falan diye bir ahlaksızlık yapanlar var. Ahlaksızlık. Bunu da Hakan Aydoğdu söylüyor. Çok iyi söyledim bunu. Çok iyi hatırlattın. Dolayısıyla bak mesela bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok iyi hatırlattım. Ben de bununla ilgili yeni bilgilere ulaştım. Bunlarla ilgili. De sen söyleyeceğini söyle ben bu bilgiyi aktarayım sana. Bununla ilgili buna benzer bir şey. Yani stokçuluk ve kriz esnasında hani hazır kriz varken ben de bunu kazancı efendim ham maddeme zam geldi. Ham madde üzerinden biraz daha fazla koyarak ham madde %10 zam geldi ama %15 de ben koyayım. Nasıl herkes koyuyor ben de koyayım deyip o fırsatçılığı yapan bu ahlaksızlar, ahlaksız diyor dibire kadar kim olursa olsun umurumda değil yani ben bunu. Çünkü bu bir şeye bağlanıyor. Bununla ilgili enteresan bilgilerle yani geçen cumartesi akşamı bir böyle bir arkadaşla bir esnafla aynı zamanda sanayicilerin içerisinde bulunduğu bir sektörün bağlantısı işte outlet'i olan birisinde buluştum. Detayları aktardı bana. Yani şu bilgiyi şöyle iki dakikada okudun ettir ama madem hazır oraya bakarken onu da söyleyeyim. Bak, onu anlat ben de bunu anlatacağım. İki tane şey söyleyeceğim. Çok önemli. Şimdi bütün bunları bu kriz fırsatçıları demek lazım herhalde. Şimdi doların %40 arttığı ya da Türk lirası karşısında değer kazandığı bir noktada hakikaten ham madde yurt dışından getirip bunlarla ilgili olarak bir üretim yapan firmaların
almış olduğu fiyat, işte işletme maliyeti, üzerine kar ve satış rakamlarını güncellemesi kadar anormal bir şey yok. Tabii ki güncelleyecekler. Bununla ilgili sorun yok. Ama bugün bizim Zeliha Saraç, Mustafa Kartoğlu'nun sabah yayınında, sabah 9-10 arası analiz sentez programında şey yaptım. 7 liradan fiyatlama yapan ve biz kardeşim bunları stok yapmıyoruz, anlık satın aldığımız için dolar yükseldi ve bu fiyattan almış olduğumuz malı ben nasıl şimdi ucuza satayım cümlesini kullananlar diyor. Ve fiyatlar şimdi geri çekildi. Yarın bir gün 5.50'lere düştüğünde acaba fiyatlarda %20'lik, %15'lik, %30'luk neyse falan indirim yapacaklar mı sorusunu sordu. Güzel bir soruydu. Mesela Arteman'ın ve Vitra'nın göndermiş arkadaşlar. Yani sosyal medya üzerinden mesela bir Saraç Teknik Hırdavat'ın fiyat şeyini göndermiş. Tabi bunlara da Arteman, Vitra falan fiyat gönderiyor. Ona göre şey yapıyor. 35 lira olan ne diyor buna? Arteman norm iç takım basmalı diye klozet kapağı. Bunu vermiş mesela. Basit klozet kapağı. Hani ekmek gibi her gün aldığım bir şey değil bu. Tamam, üretilmiştir, stokludur, şudur budur falan. 35 lira olan mal 56 liraya çıkmış. Değişim oranı %58. İç takım kademe Vitra'nın, evet, 80 lira olan ürün 128 lira 22 kuruşa çıkmış, %60. Hiçbir tanesi %58-60 bandından aşağı değil. Ya arkadaş, hani dolarla yapsan bile doların maksimum yükseldiği nokta 40'tı, %40'tı. Geriliyor işte. 6 kaç şu anda? 6.27 olmuş. Tamam mı? Gelmiş geriye doğru. 7'lerden, 7 küsürlerden falan. Ha, bunlarda hiç şey yok. Bu kriz fırsatçılarını bağış etmeye, her gün söylemeyi sürdürüyoruz. Söylemek lazım. Söylemek sizler lazım. Sizler gönderin. Bunlarla ilgili olarak eski fiyatlar, yeni fiyatlar. Bunları isim isim söylemekten geri durmayacağız. Varsa bu firmaların açıklamaları, onları da elbette yayınlamaktan da imtina etmeyiz. Biz günlerce şimdi neden bahsediyorduk? Başkan Erdoğan ne demişti? Biz ne dedik? Herkes ne dedi? Aklı senin ne der? İşte efendim, bu bak bir daha söylüyoruz. Bu bir kriz değil, kriz yapmaya çalışıyor. Yani ABD bu dolar üzerinden, dolarizasyon üzerinden Türkiye'ye bir operasyon çekiyor. Değil mi? Bunun çok basit bir çözümü var. Burada bir zorluk yok. Belli ki Hong Kong'da bilmem ne açılıyor. Oradan bilmem Londra'dan bir hareket ediyorlar falan. Bir gecede bilmem geceliğin operasyon. Bunun çok basit bir tarafı var. Yani bu tür ahlaksızlar olmazsa hiçbir şey olmuyor. İlk günden söyledik, hatırlarsın burada. Dedim ki hiçbir şey yokmuş gibi. Yokmuş gibi yani. Böyle bir şey yokmuş gibi. Herkes işine devam edecek, bakacak. Ve eğer gerekiyorsa, büyük sanayiciysen, bunun gibi büyük üreticilersen eğer, devsen eğer kendi sektöründe, bu sene 10 milyon kazanma. İşçiye hakkını teslim et. Üretimdeki o malların fiyatlarını sabit tut. Zaten bu olay kendi kendine sönecek ve gene sen kazanacaksın. Ama bu kısa zamanda çok para kazanayım, hazır böyle bir fırsat var, bu fırsattan 3 kuruş fazla kazanayım diye cebini düşünürsen, ülkede bir şeyleri, dengeleri bozarsan ekonomiyi, önümüzdeki sene daha büyük bir belayla karşı karşıya kalırsın. Bu sanki döner. Bir şey söyleyeceğim. Bu adamlarla buluşunca şunu sordum. Dedim yani adamlarken bir kişiyle buluştum da bana bir şeyden bahsetti, sektörden bahsetti. Antep'e gidiyor. Dünya, biliyor musun? Ben bilmiyordum mesela bunun kadarını. Dünyanın en büyük halı ihracatçılarından bir tanesi. Yani şeyden bahsediyorum. Hani makine halısı. Aynı zamanda zaten eski elekeyi pekler falan kalmadı artık ama makine alıcısı olarak dünyanın en büyük ihracatçılarından bir tanesi Türkiye. Antep'te bunun merkezi. Belki de dünyadaki toplam satılan halıların da yüzde bilmem kaçını alıyor. Bilemiyorum rakamları ama dünya çapında iş yapıyorlar. Bu İstanbul'dan giden esnaflar halıcılara gidiyorlar. Biliyorsun bu el halıları bu akrilik ve polip halı diyorlar. Polipropilenden yapılan halılar. Ham maddesi tabii petrochemical. Yani İthal edilen bir ham madde bu. Ve anlaşmak için gittik diyor halıcıya. Sadece diyor bir halıcının diyor mesela 10 tane makinesi var. Bu 10 makinene günde atıyorum 10 bin metrekare halı üretiyor. Ve adamın diyor %70'i, üretiminin %60'ı 70'i ihracat Murat. Yani ihracat yapıyor bu adam. Düşünebiliyor musun? Bu adam Amerika'ya ve Avrupa kıtasına başta olmak üzere ihracat yapıyor. Ve üretiminin %70'i. Korkunç bir rakam değil mi? Adam dolarla satıyor malını. Gittik oturduk da adam mal alacağız. 280 lira metrekareye vereceği fiyatı diyor 400'e çıkartmış. Niye? Sebebini sorduk diyor. Hı. İşte şöyle zam geldi, böyle zam geldi. İthal ettikleri polipropilenin Türkiye ithalatı 3 ayda bir, 6 ayda bir yapılan, büyük depolara yapılan mallar. Adam onu zaten 6 ay önceki dolar fiyatından almış. Bize 400'e satmaya çalışıyor diyor. Hep beraber isyan ettik diyor. Anlaşmayı iptal ettik diyor, kalktık gittik diyor. %70 ihracat yapan bir firma. Kim olduğunu da söylemiyoruz tabii, bilemiyoruz. Zaten o da isim vermedi.
Ama bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir ahlaksızlık ve ben hakikaten bunu söylemekten utanıyorum. Burada çünkü biz 10 defa bu örneği verirken, biz burada anlatırken örneklerini, Kore örneğini verirken, halkımız yeter ki memleketimiz efendim IMF borcu kapansın diye millet dolarını bırak sisteme sokmayı bozup devlete hibe etmişken, ondan sonra çıkan bütün bu markalar var ya, Samsung'lar, dünya çapında Kia'lar, bilmem Hyundai otomobiller, her şey. Onlar 20 sene evvel onlar çok sıkıntılı durumdaydı. Ama memlekete sahip çıkan bir toprak insanlar var. Almanya'da keza öyle, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Abi bizimkilere bakıyorum. Ne kadar çok kızıyorum. Bizimkilerin yaptıklarına. Doğru. Affedecek şey değil bunlar ya Murat. Mümkün diyeceğim ya, bundan yatacak yani bu ahlaksızlık. Ama yapan ahlaksızdır. İzleyicilere de tekrar şey yapalım. Bunlar geldikçe isim isim hepsini vereceğiz, yayınlayacağız. Bir kere daha duyurmuş olalım. Şimdi bayağı bir konu kaldı Hikmet. Onları şey yapalım. Tamam. Bu havalimanıyla beraber başlayan ama daha sonra farklı şekilde devam eden bu FETÖ'cülerin, PKK'lıları, teröristlerin falan trollükleri var. Bunlardan bir tanesi de 2016 yılında Mine Kırıkkanat. Bu ara Cumhuriyet'e geldi yine şimdi. Yine bunda bir sürü mevzu geldi mi? Özlemişiz ya. Kırıkkanat geldi şeyde, yayın kurulunda. Yazgül Aldoğan da geldi. Ona bir merhaba diyelim. Yazgül Aldoğan'a. Welcome. Uyuşmasa da hanımefendiyle falan hakikaten ben en azından yeni Cumhuriyet'in ailesine katıldığından dolayı yani bir merhaba diyelim. Hem de hoş geldin, hoş gelmiş olsun Cumhuriyet Gazetesi'ne diyelim. Yazılarında bahsederdi günün manşetinden. Öyle mi? Olduğunu, tabii. Ama bu da hoş geldin demek gömmeyeceğiz anlamına gelmez. Sakatlık yaparsak gömeriz. Yazgül Aldoğan tanımam etmem ben. Fikirlerine katılmıyorum ama diyordu köşe yazılarında günün manşetiyle ve bizim konuştuklarımızı. Ama hani yayınları izliyordu, beğendiğini İzlesin, ifade ediyordu. Öğrenir buradan şey. En azından şeyi söylemiş olabilirim. Fakat Mine Kırıkkanat 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı araba filosuna $750,000 bir cenaze arabası katılmış, bir anlam veren var mı diye yazmış 2016 yılında. O zaman ciddi alındı mı alınmadı mı bilmiyorum. Fakat aradan 2 sene geçiyor Hikmet. 16 Nisan 2016'da yapıyor bunu. Aradan 2 sene bilmem kaç ay geçiyor. Ondan sonra birileri sosyal medya üzerinden bir tweet atıyor. Bir Cadillac fotoğrafı koyuyor. Şu, verelim o Cadillac fotoğrafını. Siyah bir Cadillac fotoğrafı. Şu fotoğraf vardı zaten bizde. Bu değil. Öncesini verelim. Gösterdiğimi görmüyor musunuz? Bu. Önce şu fotoğrafı buluyor önce. Versin şeyi. Ha, bak şimdi. Ondan sonra. Şu. Şu fotoğrafı buluyor. Evet. Şu. Abi çok güzel. Bunda tatile çıkılır ya. Cenaze siyah olmaz bundan. Cadillac. Arkasından ne güzel tatil. Balığa çıkılır bundan. Fotoğrafa dikkat et. Arkasında ağaçlar var, demirler var, diğer şeyler var. Gel öbür fotoğrafa. Araba siyah burada. Az önce verdiğiniz fotoğrafa gel. Tweet'e. Bunu alıyor. Bir troll. Diyor ki ondan sonra Cumhurbaşkanlığı envanterine İşte bu araç katıldı. $750,000 cenaze arabası. Hemen yan taraflarına iki tane Ford çakılıyor. Direkt bunu da, koruluyor. Bunu da elden göstersene daha rahat görürüm. Aynen bak. Şöyle. Çok şöyle güzel yan göstereyim. Yana tutayım hatta olmazsa. Şöyle. Harika oldu. Şimdi 10 numara oldu. Heh. Anlasın yani. Var mı bizde? Gelir birazdan şimdi şöyle. Var mı bizde? Ver bakalım onu. Şu evet bu. Yan yana var mı bununla yani öbürünün yan yanısı? Tamam. Şimdi bu fotoğrafı alıyorlar, arabayı yeşile boyuyorlar, yanlarına hemen iki tane bayrak direği dikiyorlar ön tarafına. Neyse işte cenaze. Sermaye. Hayır. Müslüman. Müslüman, tamam. İslam'da hani yeşil renginin bir şey var. Yeşile boyuyorlar. Hemen yan tarafına Cumhurbaşkanlığı forsunu, arka tarafına da herhalde yine ya Cumhurbaşkanlığı ya Diyanet'in şu araba. Bak bütün her şey aynı. Tamam. 2016 yılında Mine Kırıkkanat bunu da söylemeden, ona da birileri üfledi herhalde. Kim üfledi bilmiyorum. Nisan ayında. Görüyormuşsun abi yakından. Göremiyorum eksin. Çok merak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı filosuna katıldı diye bu ekonomik krizde şunu yapmaya çalışıyorlar. Onun için şey yapmakta binlerce sığır da bunu beğeniyor. Hani kusura bakmasınlar bu kelimeyi kullandım ama yani bir arkadaş zaten bunun ne zaman çıktığı belli. Kaldı ki her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. Ya bu Cadillac'ın fiyatı $50,000. $750,000 da değil. Tamam mı? Hani burada şeyleri sana falan var. Yani burada tabii, işte 2011 sana model bir Cadillac olduğunu ve zaten satılık ilanından almışlar burada. Satılık ilanından fotoğrafı alıyorlar.
2011 model Cadillac'ın satış fiyatı 49 bin dolar. 49.990 dolardan bahsediyoruz. Artı geliyorum bir tane daha. Bunlar için Cumhurbaşkanlığı envanteri var. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterine bağlı. Cumhurbaşkanlığı kullandığı yani envanterler var. Bunu açıklamak zorunda mı kalıyor bunlar devlet? Yani işte. Ya bir de bunu açıklamak buralar, zorunda mı kalıyor? Şey şu, yani devletin cenaze arabasının buralardan yürüyorlar. Yok böyle bir şey zaten. Böyle bir araba da yok yani. Hayır, evet, buradan işte bak şimdi... Erdoğan'a lüksten taviz vermiyor. 750 bin dolarlık falan. İşte birisi dolar diyor, biri euro diyor. Cenaze arabası almış, şunu yapmış, bunu şimdi yapmış diyor. Şimdi bunu 46 yazmış değil mi? 2016 bak, yılında bak öyle şimdi, bir duyum almış da söylemiş. Ben demin bir şey atmaya çalıştım. Eğer izleyen varsa izlememişti. Sonradan tekrar baksınlar ama. Dedim ya bu alttan mı geliyor, yukarıdan mı çıkıyor? Bu kafa, yıllarca acaba bu kafayla biz yaşadık da farkına mı varamadık? Yani bunlar aslında deliydi de, şizofrendi de. Hakikaten belli bir süre sonra bu şizofreni mi ortaya fırladı? Ki şizofrenliği şey yapmıyorum. Geçen bunu söyleyince Taceddin dedik ya şizofrenlik bir hastalıktır. Bunun üzerine dalga geçmiyorum yani. Hakikaten bir hastalık vardı da bu mu lüks şey yaptı, ortaya çıktı. Belli bir yaştan sonra çıkıyor ya bu işler. Bunlarla yaşıyorduk yani. Resmen bildiği komşun oradaki buradaki biz caddede kahve içtiğim adamlar deliymiş yani. Aynen öyle. Deli hale gelmiş. Ya Allah kimse bu hale getirmesin. Yalnız şunu söyleyeyim abi. Yani Mine Kırıkkanat dedin değil mi? Şu kıllı bacaklı Japonları seven evet, kadın. Kıllı bacaklı. Cumhuriyet'te başladı. Yazılarını çok okuyacağız. Yazı yazacaksa. Yani şimdi sen buna yani bir insan hiçbir şey bilmiyorsan da bari bir saniye düşün. Böyle bir Cadillac fiyatının 750 bin dolar olma imkanı ihtimali yok. Aptal olmak lazım. Ahmak olmak lazım. Ben şimdi benim kızıma söylesem baba der ki yani bu en iyi fiyatı Porsche bilmem işte şu kadar bilmem ne diye. Artı bunun da böyle üzerine Cumhurbaşkanı fonu koyup da bizde Cadillac'tan hiç cenaze arabası olur mu hiç? Yani ne kadar man kafasınız dediğin ama sen cümleyi kurdun. Asla vazgeçme hak peşindeyim. Ahmaklık ya. Aptallık yani. Buradan gerizekalılık. Satış fiyatından alıyorlar. Gerizekalılık yani. Başka bir şey değil. Bir şey demiyorum. Bunların aptal, ama şey, hani bunlar yani. Gerizekalı. İki dakika düşün. Nefret gözleri o kadar kör ettiği için böyle bir şey şu ilandan alınıp kullanılacağını hak edemiyorlar. Niye paylaşıyorsun? Bir iki dakika düşün ya. Dursun Çiçek'ten bir video var. Hikmet Bey. Bunlar tabii öyle Dursun? Bir şekilde yürüyorlar ki bak bu iş sosyal medya üzerinden Cadillac Madillac. Erdoğan üzerinden Sabah Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapıp işte Arap Şeyhi bilmem uçak verdi muhabbeti. Öbürü Cadillac aldı muhabbeti. Bu da ilginç bir şey söylüyor. Hemen dinleyelim. Çok vaktimiz kalmadı. Hızlı hızlı geçeceğiz. Buyurun. Bu yapının devletin içine yerleştirilmesinde, bu davaların yürütülmesinde AK Parti'nin sorumluluğu yok mu? Varsa televizyon bu KRT. KRT değil mi? Bir soruşturma Tuncu konusu Özkan bile olmuyor. Yani evet, neden? Erdoğan Toprak. Erdoğan Toprak mı? Yine aynı noktaya dönüyoruz. Hakim ve savcılarla, başsavcılarla görüşüyoruz. Onlardan bu yargılamaların, bu soruşturmaların niye sonuçlanmadığını soruyoruz. Onlar da diyor ki komutanım Türk yargısının durumunu biliyorsunuz. Hakim savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı. Dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok. İktidardakileri yargılayacak gücümüz yok. İktidarı düşürmek, muhalefete indirmek sizin göreviniz, siyasetçilerin görevi. Onları iktidardan indirin, bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Bunu diyen hakim ve savcılar var mı? Başsavcılar var. Başsavcılar var. Başsavcılar var. Gerçekten durum böyle. Yani onlar da biliyor. Başsavcılar. Çünkü biraz önce de söyledim. 2013'ün aralığına kadar hatta 15 Temmuz'a kadar iktidarla bu FETÖ denen emperyalist uçakları birlikte hareket ettiler. Ay ay ay. Şimdi buradan İrfan Fidan'a, buradan çok vakit kalmadı Hikmet. 3-4 dakika kaldı. Ahmet Hakan da köşesinde yazmış. İrfan Fidan'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına buradan seslenmiş oldum. Sizi de töhmet altında bırakıyor. Sizin gibi başsavcı olanları da töhmet altında bırakıyor. Kendisine hakim diyen, yani ben hakimim diyen, o hakimlik görevini yapan kişileri de zan altında bırakıyor. Bu adamların, yani Dursun Çiçek gibi kişilerin başsavcılar, savcılar, hakimler tarafı. Tuhaf. Kimse, çok kardeşim tuhaf. Siz bizi de töhmet altında, zan altında bırakıyorsunuz. Kim bu başsavcı, hakim ve savcılar diye Dursun Çiçek'ten bu konuyla ilgili bir şey demiyorum bak sorgulama, evet, gözaltı bir ifade almaları ya da bununla ilgili bir bilgi almaları gerekiyor Dursun Çiçek'te. Başsavcılar, bunlar delikanlıysa hani kamuoyuna açıklamıyor ama gitsin bakalım savcılıkta kimmiş bunlar. Yoksa öyle işlemeden var. Atmakla korkunç savcıları, şey aslında, başsavcıları, hakimleri töhmet altında, evet, bırakmanın, evet, anlamı yok. Ha konuştuğu savcılar
FETÖ'den ihraç edilen adamlar ve ondan dolayı ya da hala içerideki kriptolar varsa, kriptolardan birisi ise bilmiyorum, en azından bu ülkeye faydası olsun. Versin ismi de o kripto kimse ya da şey kimse onu ama bulmuş olurlar. Ama bu bir şey yakalamış burada. Ömer Özkök diyor ki çok iyi bir şey yakalamış. O cümleyi söyleyeyim. Bir savcı, bir başsavcı buna diyor ki komutanım, unutmayalım. Yakalamış onu orada. Hakikaten doğru diyor ki komutanım diyorlarmış. Başsavcı komutanım diyor. Şey, emekli albay bir vekile. Başsavcı emekli vekile komutanım diyormuş. Yani ne kadar bir bağlılık emekli varsa albaya. Artık. İlginç. Emekli albaya. Aynen öyle. Komutanım şimdi bu da bunu yürüteceğiz. Bununla ilgili de konuşacağız. Yürütelim bundan sonra. Başka şeyi de gezerken. Göstersene abi rüzgarı. Göstereceğim. Onu bir tek şeyi göstereyim. Hafta sonu hani sosyal medyada, Facebook'ta falan gezinirken bir tane şey bulduk. Bizim bulduk? Emre bulmuş editörümüz. Bu Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili bir sürü şeylerden bahsediyorlar. Evet, evet, gördüm onu. 1883-1983 yılları arasında İstanbul Yüksek Ticaretliler diye bir katalog çıkartılıyor. Tamam. O katalogda da o tarih 100 yıl boyunca o okuldan mezun olan isimler ve diploma numaraları, okul numaraları falan var. Şurada hani bilgi olsun diye söylüyorum. Bunu da hani hazır bu kitap yani, şeyde var. Evet, yani CHP'de Aydın da biliyorsun aynen. İtiraf etmişti. Bunların yani. Hepsi var. Aydın da itiraf etmişti. Orada bak 2443 mı tam okunmuyor. Erdoğan Tayyip diye yazıyor. Yani diploma meselesiyle ilgili olarak da şey olmasın diye söyleyeyim. Şimdi Amerika Florence kasırgasıyla evet, geçmiş boğuşuyor. Olsun, geçmiş olsun bayağı bir evet. Ama tabii öbür tarafta da Tayvan'da zannedersem bir başka kasırga var. Çin'i de etkileyen 64 kişi ölmüştü. O Florence kasırgası Japonya'da. Japonya mıydı? Tayvan, Japonya o bölgeyi evet. Etkileyen bir başka şey var. Kasırga var. Amerika'yı etkileyen kasırgada 12 kişinin öldüğü söyleniyordu. Şimdi muhabir cinliği denen bir şey var. Tamam mı? Yani böyle bir cinlik yapmaya kalkarsanız rezil olma durumu da söz konusu. Amerika'da bir televizyon kanalında muhabirlik muhabir, yapar. Muhabir saatte 85 km hızla esen rüzgar. İnanılmaz rüzgar. Yürüyemiyorsun. Ayakta yani. Duramıyor. Saat 150 km gidemiyor da. Yani elini şöyle bir açsa gidecek. Arka tarafta iki tane. Hiç güle oynuyor yürüyor. Bence kamera anlamadı bunu. Vallahi ben sana söyleyeyim. O kameraman muhabire uyuz olmuş ben sana söyleyeyim. Ben muhabire ifrit olmuş vaziyette. Yakın kadrajdan hemen geniş açı oluyor. Arkadaki iki tane yürüyen adam da gözüküyor. Ve bu çırpınıyor garibi orada yürüyebilmek için. Arkadakiler rahat rahat yürüyor. Bu rüzgara karşı mücadele ediyor. Yalnız iyi rol kesilmiş onu söyleyeyim. Şey böyle, insan böyle durmaz. Daha önceki kasırgalarda hakikaten yapmış olduğu yayınlarla falan meşhur tabii, olan muhabirler falan vardı. Giden yani bir tane şey vardı. Stop tabelası uçarak falan muhabire falan tabii, çarparak tabii, giden görüntü falan inanılmaz şeyler vardı. Onları falan her bir şekilde buradan yürürüm, buradan meşhur olurum falan diye şey bence, yapıyor. Bence kameraman bunun rol kestiğini pek ikna olmamış, pek iyi kesememiş. Böyle ne bu böyle? Böyle insan rüzgara mı dayanır? Almaz. Şöyle yaparsın, yandan falan durursun. Peki, Gizli Manşet'in sonuna geldik. Gizli Manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda Umut Umudu'yla hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.